7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. İşgalci Ermenistan ordusunun atmış olduğu füze bir kez daha Gence'yi hedef aldı. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. Kan çıkma. Ay ay. Kazandık. Kazandık Fulya Hanım. Bizim Karabağ bizdedi. Nereden geliyorsun? Şehirden biraz 28 kilometre aldık. Ay beni korkuttun. Fulya Hanım biz size bakıyoruz zaten. Ancak sağ olun. Buradan Türkiye'deki kardeşlerimize de salam deyirik. Her şey güzeldi. Allah Azerbaycan halkını, Türk halkını korusun. Bugün 27 Eylül, 27 Eylül 2020'de tam bir yıl önce İkinci Karabağ Savaşı başlamıştı. Ben de savaşta kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber 44 gün boyunca hatta daha fazla Azerbaycan'da kaldık. Ermenistan'ın sivilleri ne yazık ki katledilişine tanıklık etmek zorunda kalmıştık orada. Zafer 44 günün sonunda geldi. 30 yıllık Ermenistan işgali sona ermişti. Karabağ Azerbaycan'dır diye bağırmıştık. Karabağ Azerbaycan'dır dedik. Öyle de oldu. Zaten öyleydi. İkinci Karabağ Savaşı'nda 3000 asker şehit düştü. 93 sivil şehit oldu. 4186 ev kullanılamaz hale geldi. Ermenistan'ın işgalini, Ermenistan'ın katliamını, soykırımını dünyaya duyurduk. Tüm Türkiye'den ve Azerbaycan'dan pek çok ülkeden gelen zaten gazeteciler tek yürek bir şekilde özellikle Türk ve Azerbaycan kardeşliğini savaş boyunca tüm dünyaya göstermiştik. 44 günün sonunda Karabağ Azerbaycan'dır dedik. Gerçekten de buradan hem ben Türk ve Azerbaycan askerlerini, şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çok büyük bir mücadele sonucunda Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ toprakları sonunda Azerbaycan'ın olduğu o haklı davasında yanındaydık. Hafta sonu da Azerbaycan'daydım. 2 gün boyunca orada kaldım. Orada sağ olsunlar hem Azerbaycan Kültür Bakanlığı hem Türksoy ödüllendirdi pek çok Türk gazeteciyi. Bana da ödül verdiler, ödüle layık gördüler. Hafta sonu nasıl geçmiş? Kısa bir haber hazırladık Bakü'den. İzleyelim. Daha sonra programa devam edeceğiz. Sizin sesiniz Fulya Öztürk'e bir ödül daha. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen 2020 basın ödülleri sahiplerini buldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törende 2881 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda yaşananları dünya kamuoyuna ulaştıran Türk dünyasından haberciler ödüllendirildi. 7 ülkeden 36 basın temsilcisinin layık görüldüğü Harı Bülbül Türksoy Basın Ödülü 2. Karabağ Savaşı'nı an be an dünyaya aktaran Fulya Öztürk'e verildi. Teşekkür ediyorum. Çok mahcubiyet duyuyorum gerçekten. Bizim gözümüzün önünde oldu her şey. Gerçekten adını bile yeni duyduğumuz yasaklı bombaları biz burada öğrendik. Özellikle ben şahsım adına kendim isteyerek gelmek istemiştim 2. Karabağ Savaşı'na. Ve bana hep şey diyorlar, yoruldun dönmek ister misin? Hayır, ne zaman biterse o zaman döneceğim demiştim. Evimizde de konuşulan bir şey. Bir Türk evladı ve Türk kızı olmaktan dolayı her zaman gurur duydum.
Çok teşekkür ediyorum. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlar onlardır, askerlerimizdir, şehitlerimiz ve gazilerimiz ve onların aileleridir. Tüm şehitlerimize ve gazilerimiz için alıyorum ben bu ödülü takdimi. Çok teşekkürler, sağ olun. Tören sonrası ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Fulya Öztürk'ü başarılarından dolayı tebrik etti. Haber neredeyse hep orada olan Fulya Öztürk, dün olduğu gibi bugün de sizin sesiniz olmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda yine Fatma anneyi görüyorsunuz, Ali Bey'i görüyorsunuz. 18 yaşındaki kızları Melek, Pakistanlı bir adama gitti. O adamın üçüncü eşi olmayı kabul ettiğini söylemişti. 4 gün ben de 3 gün onlara gider diye çok acı bir açıklama yapmıştı. Türkiye bu konuyu konuştu, sosyal medya bu konuyu konuştu. Meleği günlerdir biz de ikna etmeye çalıştık, konuştuk. Annesi ve babası bir kez daha stüdyomuza geldiler ki, biz de vazgeçmeyeceğiz. O Mustafa'dan, o Pakistanlı Mustafa'dan vazgeçmiyor ama biz de ondan vazgeçmeyeceğiz, evladımızdan. Ben ne olursa olsun buraya geleceğim her fırsatta, sesimi duyuracağım dedi Fatma anne. Melek'e bir kez daha seslenecek. Melek İstanbul'da Mustafa'ya bir ev aldırtmış. O evde oturacaklarmış, yaşayacaklarmış. Yeni hayatını kurmaya başlamış, hazırlanıyormuş. Mustafa da ona bir ev almış İstanbul'da. Yala. Eski eşleriyle de arkadaşlarım görüşmeye çalıştı. O bir bodrum katta oturan bir ilk eşi vardı ya, çocuklarının annesi. Evet. O kadın da evden dışarıya hiç çıkmıyormuş. Çok bunalımdaymış o da. Evden adımını bile atmıyormuş dışarıya. Böyle bir durum söz konusu. Melek muhtemelen izliyor. Artık bitkinsin, yorgunsunuz. Çok. Yani böyle kafa durmuş. Dermanım kalmadı, ne gözümde yaş kaldı, ne canım kaldı yeter. Bunları boynuma dolayıp da duruyor Fulya Hanım, bunları boynuma dolayıp duruyor böyle. Bunları kovluyorum artık, dayanamıyorum. Benim kızım bana nasıl dayanıyor? Yavrum ben buradayım, asla gitmeyeceğim. Şu kanaldan asla çıkmayacağım. Sen benim olana kadar. Annem ne olursun gel annem, beni bu kadar üzme yavrum. Vallahi ya 18 yaş. Tebriye ablanın da yani gerçekten her olaya biz herkese çok üzülüyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Kebriye abla da kendi evladı gibi görüyor. Bak her defasında şimdi de ne dedi kulağıma. Keşke 18 yaşından küçük olsaydı da tutup ben kolundan getirecektim. Ama şimdi 18 yaşında olduğu için bir şey de yapamıyorsun. Şimdi ev aldırtmış adama. Yani bilmiyorum bu çocuğun gözünü para mı bürüdü? Adam bunu altınlar alınca herhalde bir etkilendi mi, ne oldu? Beynini, kafasını yemiş. Durmuş onun da beyni yani. Ev almayı da yalan söylüyor. O da dönmeyeceğim diyor. Şey de kabul etmiyor. O da yalan. Evet. Bağlanan bir beyefendi olmuştu o gün. Ne dedi? Bize de yani benim tanık olduğum birine de aynı şeyi yaptı. Evet. Yok kabul etmiyor, inanmıyor. Kızımız hiçbir şeye inanmıyor. Yani Mustafa aleyhine hiçbir cümleyi kabul etmedi. Benim kızımın gözü hep buna dönmüş, başka bir şey görmüyor, kendine çevirmiş. Sevmiyor, sadece sevdirdi kendisini ki ama kendi yapacağını yine yapacak. Ben de buna eminim sizin gibi. Belki de Kebriye Hanım onu siz söyler misiniz? Bir telefon gelmiş. Kebriye Hanım sizden alalım onu. Ne o? Fulya bizim rejideki arkadaşlarımız aramışlar Melek'i de. Melek de bir onlar yayına da bakıyorlar. Hiç boşuna beklemesinler. Dönmeyeceğim. Asla da beni aramayın demiş. Anne babaya diyor. Asla da geçmeyeceğim kızım. Ay. Geçmeyeceğim. Geleceksin bir gün. Boşu boşuna çıkmasınlar televizyona. Çok hep net. De çıkacağım, hep de geleceğim ben buraya. Çok net. Ama tekrar söyleyelim, o gün de söyledik. Yani bu adam evlenmeyecek, evet. Resmi nikah olmayacak ve bunu bu kız görecek. Ya ha, da vatandaşlık şekilde... için savaşçım, belki de vatandaşlık için bir Türk kızıyla evleniyor. Ama evlenmesi olabilir mi Handan abla, onu soracaktım. Kebriye Hanım'la geçen gün bir şey tartıştık biz, yani anlattı bana. Hı hı. Tekrar sormak isterim sana onu. Buradaki çocukları, adamın 4 tane çocuğu var, karısı var. Bunlar da bir beyan olarak kabul edilebilir diyor hukuken. Evet. Yani evliliği durdurma gibi bir durum olabilir. Yani resmi nikah kıyamayabilir şeklinde.
bir avukat Kebriye Hanım'a bir şeyler demiş. Çocuklar burada doğduysa doğum yoluyla vatandaşlık kazanma hakları var. Onu ispat edebilirler. Ama burada bir eş, dört tane çocuk varken kendi nüfusunda bekar gözüktüğü için burada evlenebilir. Evlenebilir. Ama aramızda engel kabiliyet yasası yani. Yok Pakistan'la. Hani temfizi de mümkün değil. Gidip de orada tekrar bu evliliği tanıtması lazım. Nasıl yapacak onu? Yani ya şimdi bir de şunu düşünmek lazım. Meleğin bir hedefi var. Ben yani burada meleği gördüğüm kadarıyla ya biz birlikte de konuştuk ya dedik bir ilaç etkisi altında ya da hedefinde gerçekten bazı insanların hedefleri vardır. Aynen. Ve o doğrultuda hiçbir şeyi görmezler. Bu maddiyat da olabilir. Tabii. Ben lüks yaşayacağım. Tabii. Tamam da zengin yaşıyor. Tamam hadi zengin koca bulsun. Evet. Pakistanlı 3 tane 4 tane çocuğu şimdi olan evlilikleri olan bir şey mı düşünmek lazım. Yani. Bazı şartların hepsini bir arada sağlayamaz insanlar. Böyle biriyle evlenmek zengin birini bulmaktan daha kolay gelmiştir. Bilemeyiz. Şimdi tabii karşı tarafı da suçluyoruz ama orada bir kızın beklentisi de olabilir. Maddiyat ben hayatımda zenginlik istiyorum demiştir. O yüzden bizi dinlemiyordu o. Ama yani bir şey bu da olabilir. Siz bu kıza yeni kıyafetler, 15 günde bir yeni kıyafetler alıyormuşsunuz. Maddi böyle dediğini sıkıntı yaşattırıyorlar mıydı acaba? Yok. Hayır hocam, hayır asla. Ama iki sözünden biri, Fatma abla, iki sözünden biri ben 12 yaşından beri çalışıyorum. Yani orada bize bir zorluk çekiyor. Aileye bir ütme var. Bundan sonra rahat yaşayacağım şeyinde herhalde. Evet. Çalışmayı kendi istedi, okumayı istemeyerek. Hani ben bir yerlerde çalıştım ya, ben çalıştıkça o da benim yanımda olmak istedi. Yani hırslı bir kuz, onu hırslı, demek istiyorum. Ben bu hırs hedefinde hiçbir şeyi görmüyorum. Ama bazen bazı amaç doğrultusunda insanlar altta ezdikleri kişileri de görmezler. Hani kadını ezerek, eziyor. Maskeyle çalıştırmadım bakın, hiçbir zaman. Kadını eziyor, görüyorsunuz. Kadın orada depresyondaymış. Dışarı çıkmayan kadın nedir? Depresyonda. Kadının mutsuzluğunu görmüyor. Onu sevmiyormuş zaten. Ona da gider gelir diyor. Yani bazı insanlar amaçları doğrultusunda kimlere zarar verdiğini görmezler. Valla kusura bakmayın da Melek, yani aşırı saçmalıyorsun. Çok netim yani. Ay ben de 18 yaşında oldum. Sen de 18 yaşında oldun. Sen de 18. Zengin kocaysa başka zengin koca mı yoktu? Şimdi tövbe yarabbim. Bu arada hiçbir mı? Ama. Bir adamın üçüncü karısı olmak mıydı yani? Her şey para mı gerçekten? Senin haysiyetin nerede? İtibarın nerede? Aynen. Ne münasebet? 4 gün sende 3 gün onda kalsın. Sen de bunu kabul ediyorsun. Yani yuh öyle yani. Böyle bir aşağı. Saçmalıyorsun, açık tarzı söyleyeyim. Gerçekten şimdi beni izlerken böyle belki İçinden hiç iyi şeyler geçirmiyor. Eminim o beni izliyor çünkü biliyorum yani. Anneye babaya da restini çekiyorsun. Kusura bakma kızım, sen saçmalıyorsun. Sen akıl durması yaşıyorsun. Sen normal değilsin. Normal bir insanın yapacağı, 18 yaşındasın. Yani bir adamın üçüncü karısı olmayı sen normal karşılıyorsun. Ve o kadınlar arasında kendini hatta ne yapacaksınız, çizelge mi yapacaksınız? Çarşamba bende, Perşembe onda, Cuma onda. Çizelge mi yapacaksınız? Ne yapacaksınız? WhatsApp'tan konuşacak mısınız? 21. yüzyılda yaşadığı hadiseyi bir gözünün önüne getirsin ve yaşadığını da yaşatacaklar ona. Bu adam 35 yaşında, daha bir sürü üstüne kadın bulacaktır onun. Onunla kalmayacak. Bin kere aldatılır da oho. Bu arada senin hiçbir amaç, bin kere gül koklayacak. Hazırlan. Hiçbir amaç insanın haysiyetinden, namusundan, elbette, ailesinden, anne ve babasından kıymetli veya muteber olamaz. Elbette. Olmamalı da. Olmamalı. Ev aldırmış işte. Derdi oydu. Yazık, kıyamam Fatma. Fatma işte kıyafetiyle gelmişsin onunla. Evet. Hep bunlarla duruyorum evde de. Boynuma doluyorum. Kokluyorum. Vallahi sesini bitmiş artık ya. Sen de yapın. Ali abi çok mu sinirlisin? Değilim. Öfkeni biraz dindirdin mi? Dinledim ablacığım. Ha? Ben dinledim. Sizden Allah razı olsun. Beni aramasınlar diyor. Hiç aramadan benim kızım asla evli bir adama gitmez. Bunun ucunda bir şey olmasa, bu adam benim kızıma bir şey yapmasa asla benim yavrum bu ihaneti kabul etmez. Ben çocuğumu biliyorum. Benim kızım evli bir insana da gitmez, yabancıya da gitmez. Benim çocuğuma ne yaptıysa söylesin bana. Ben evladımı biliyorum, benim yavrum yapmaz. Başka bir şey de yapmaz. Başka öz göre göre hayatta bir şey. Benim çocuğumun aklını nasıl yedin Mustafa, rica ederim söyle. 4 tane yavrum senin de var Allah rızası için. Ben anneysem sen babası. Senin canın yanmıyor bak bir kere. Bodrum katta o kadını hapislediğin anda senin, ben bunu çoklardan duydum. Bayağı birkaç gün öncesi duydum mahallede. Sen o kadını oraya soktun, 4 çocuğu oraya soktun. Sen vicdanını atmışsın bir tarafa. Ama ben kızımı füre ettim. Benim kızım 4 dörtlük yaşıyordu.
Sen benim yavrumdan ne istiyorsun? Sen onun babası yaştasın. Senin 14 yaşındaki çocuğun benim yavruma annemi diyecek. Ben ömür boyu buradan gitmiyorum. Benim yavrum bir gün ikna olup benim yanıma gelecek. Ben bu kanaldan gitmeyeceğim. Asla da gitmeyeceğim. Nereye gidersen git peşinde olacağım Mustafa. Aldığın çocuk senin akranın değil, o çocuk. Al 25 yaşında, 30 yaşında bir kadın, helal olsun sana. Ama benim çocuğum, çocuğum. Senin çocuğun 4 yaş küçük benim yavrumda. Ya evet ya, 14 yaşında Mustafa'nın. Lütfen rica ederim benim yavrumu bana getir. Bir oğlu var, şeyde 18 yaşında. Ay, olacak iş mi ya? Sen kendi ağrım kızın yaşındaki... Aman evladın her yaşındaki kıza yalan, bak her aldın şey ya. Yalan, her şey kandırıyor. Benim çocuğumu Pakistan'da aldım. Eğer yaşını oralara soktuysan, hapis ettiysen, ikinci sıra benim kızıma geliyor. Benim kızımın gözü bunu görmüyor, çocuk çünkü. Benim yavrum bunu göremiyor. Bu gözü kör ederekten milleti bu hale sokma, rica ederim. Eğer sen namaz kılıyorsun, niyaz kılıyorsun, dinini biliyorsun da... Evet. Bu hanıma o acıyı niye çektiriyorsun orada vicdanına? Evet, bir annenin bu kadar gözyaşını... Bana ayrı çektiriyorsun, eşine ayrı çektiriyorsun Mustafa. Mısınız? Mustafa, sende de biraz bak, sende de biraz haysiyet olsa... Anne baba bu kadar ağlarken o kızı, o senin aşkından geberse sen bırakırsın. Sende de biraz haysiyet varsa, hiç kusura bakma, artık ağır konuşuyorum. Senin zaten 4 tane çocuğun var. Bir tanesi 14 yaşında, yani Melek'ten 4 yaş küçük. Senin zaten hanımların var. Dolu senin hanımların var zaten. 18 yaşındaki Melek'in annesi babası burada bu haldeyken sen, yani sende biraz bak vicdan varsa, haysiyet varsa sen bırakırsın. Dersin ki ben bu kadar bir annenin gözyaşına sebep olmamalıyım dersin. Sen öyle dersin. Sen peki, kaç yaşındasın? Sen de bir babasın. Bir baba ne halde? Bak bir anne ne halde? Kimse aşkından ölmez, merak etmeyin. Kimse ölmemiş. Unutursunuz, merak etmeyin. Ben gidersiniz, çok mu bunaldınız? Gidersiniz bir psikiyatriste, psikoloğa, yardımcı olur o size. Aşarsınız. Neleri unutuyor insanoğlu? Büyütmeyin bu kadar. Fulya'cığım. Aşk, aşk, aşk diye öldüler. O kadar varlıklıysa, Meleğe ev alıyorsa. Ha, ev alıyormuş. Neden diğer eşi ve 4 çocuğu Bodrum'da yaşıyor? İşte Melek de diyor ki lüks eşyaları vardı diyor. Hala lüks peşindesin sen de ya. Otur sen kazan yap. Bize adam mı? Bizim yanımızda arkamızda bir adam mı vardı? Ben de her şeyimi. Bak her şeyimi kendim aldım. Kendi paramla. Her şeyimi. Evet. Bir adam mı benim hayatıma imkan sundu? Bir de şey ne kötü biraz değil kendine mi? Gel ya. Lüks diyor. Demek ki rahatça o eve girip çıkıyor. Şimdi o kadın orada bu eve girip çıkıyor. Çocukları görüyor. Çok sanki şey. Resmen hani kuma olarak getirilmiş gibi. Kuma. Kuma hocam. Şey açık konuşalım. Kuma. 18 yaşında hiç kuma olmayı kabul et. Varmadı. Bir yani hiç ben artık sakin olamam yani. Sen de gelmesin annem babam oralara diyormuşsun. Bu kadıncağız, bu adamcağız anne baba olarak ne zaman buraya gelmek isterlerse ben onu alacağım. Vereceğim. Sonuna kadar varayım hocam. Sonuna kadar varayım. Vereceğim. Alacağım. Bir gün kendi yolu da ana baba ocağına düşer. Beklesin. Sonuna kadar varayım hocam. Yavrum. Kendi yolun da bir gün Melekçim ana baba ocağına düşer. Düşer zaten. Herkesin hata yapıyorlar. Sonra ana beni affet, baba beni affet. Topluma da kötü örnek zaten. Yani. Kötü örnek olup da durmayın evet. Yani. Üf, keşke bir başarın olsaydı. Ken 18 yaşında senin bir başarını şurada konuşsaydık. Bir adamın üçüncü karısı olduğun için burada seni keşke konuşmasaydık. Bir de hiç kimse... Ve bunu normalleştiren bir 18 yaşında bir genç olarak yani. Bunu normalleştiren açıklamalarını keşke duymasaydık. Fulya'cığım hiç kimsenin mal varlığına da güvenerek adım atmayın genç kızlar. Bir gün o adam iflas ettiğinde yaptığınız evet. Hatalarla baş başa kalırsınız. Elinizde avucunuzda da bir şey kalmaz. Sen de çocuk. Daima kendinize, bileğinize güvenin. Bir de kişilik olmadıktan sonra ne anlamı var paranın? Kişiliğin evet. Gittikten sonra kendini evet. Bu şekilde gösterdikten aynen. Sonra. Kızım, yani para her şey demek değil, kişiliği satın alan bir şey değil. Hatasız kullanmaz yavrum. Her hatasıyla kabul ediyorum. Avukatları bağlanacakmış, yayın kesilmiş cuma günü. Nasıl savunuyorsa savunsun kendi çocuklarıyla beni de karşılıklarına koysunlar. Evlatlarıyla. Evet, Fatma anne, yani Allah sana gerçekten sabır versin. Sakinliğinizi koruyun. Zamana bırakın. Zamana bırakacağız artık. Zamana bırakın. Yapacak buradan bir şey yok. Gitmeyeceğim.
Ben yavrumsuz evde her yer üstüme geliyor, oturamıyorum, gezinemiyorum evin içinde. Benim yavrum yapmaz, benim yavrum onun peşine gidecek kızım. Çocuğumun beynini yıkamış. Benim kızım gidecek, bütün her yer Allah rızası için verdiğim numaraları arayın, herkes bağlanmak istiyor. Arayın da benim çocuğumu sorun, rica ediyorum Fulya'cığım. Güzel kızım. Kim bağlanmak arıyor? İsteyenler var. Hı? Bağlanmak isteyenler var. Numaraları verdim, verin numaramı arasın dediler. Benim kızımı herkes biliyor. Benim kızım yapmaz. Benim çocuğumu ne yaptığını anlayamıyorum. Hala millet de mesaj atıp duruyor. Bunu şey mi yaptılar acaba diyor. Kurtarın diyorlar. Nasıl kurtaralım? 18 yaşında. Evet yani bir şey var bu işin içinde. Aynen. Diyorlar yani. Ne benim dediğime geldin. Şeyi. Yani ben vallahi çok şüpheliyim. Yani bu dediğim şey başımıza geldiği için, yaşanmış örneği olduğu için inanıyorum ya. Evet, olabilir. Pakistan'a götürecek, Leyla benim yavrumu orada bırakacak, hapise edecek. Hanımın etmiş. İstediğin zaman duyuracaksın. Bugün de programımızda çok konuşacağımız şeyler var, çok bekleyen var. Ben böyle seni geldikçe ara ara alacağım. Biz de bu işin takipçisiyiz, yanındayız. Teşekkür olur ederim, bir teşekkür ediyorum. Benim kızım televizyonda programları izlerken aynı şey oldu. Nasıl bir hücum eder? Çekyattan böyle atlar. Sizi öldüreceğim, nasıl bir deniz kaldırıyor? Böyle şey olur mu diye. Gülleyen çocuğum bugün kendi yaşıyor. Ah. Hayatta olmazdı benim yavruma bu. Ah. Kabul edecek bir kız değildi. Rica ediyorum hepinizden. Teşekkür ederim. Evet. Peki Fatma anne. Ali Bey. Tamam hocam. Oturun siz. Ben... Leyla Kaya'yı görüyorsunuz stüdyomuzda. Leyla Hanım da evladından uzak. 3 yıldır kayınpederinin götürdüğünü, bir daha da getirmediğini, 3 yıldır evladını göremediğini söylemişti. Bu yüzden bize başvuru yaptı, geldi Leyla Kaya. Leyla Kaya 25 yaşında henüz. Eşini kaybediyor. Ölüyor eşi. Kaybettikten birkaç hafta sonra bebeği dünyaya geliyor. Evet. Çocuğun adı neydi? Sezer Çelik. Sezer. Evet. Sezer dünyaya geliyor. Sezer'e bir başına bakıyor. Kayınpederi de yardımcı oluyor. Her şey iyi, güzel. Ama kayınpederi bir gün Sezer'i alıyor, götürüyor. Nedeni ise Leyla artık kendisine eşini kaybettikten sonra, yıllar sonra evlenmek istiyor. Yani yeni bir hayat kurmak istiyor o da. Ama kayınpeder diyor ki hani sen evleniyorsan bu çocuğu alırım diyor, alıyor götürüyor. 3 yıldır da ne görmüş ne sesini duymuş evladında. Hiçbir şekilde görmüyor. Hiçbir şekilde görememiş. 3 yıldır bana getirmiyor çocuğumu. Ben çocuğumu istiyorum Fulya Hanım. Benim çocuğum 2 yıldır eğitimsiz. Şimdi 8 yaşında. 8 yaşında Sezer, 3 yıldır hiç görmüyorsun. Görmüyorum hiçbir şekilde sesini. Leyla, ben sana şimdiki halinden videolar, fotoğraflar göstersem. Gösterin varsa. Leyla en son bıraktığında nasıldı? Yani tabii kaç 4 yaşlarında, 5 yaşlarındaydı. Evet, 4 yaşındaydı. En son gördüğün günü hatırlıyor musun onu? En son öptüğün günü. Evet. Hatta kendim minibüse bindirdim. Yani otogara gitmesi için minibüse bindi kapımın önünde. Sen tabii onu götüreceklerinden haberin yoktu aslında, değil mi o gün? Evet, ben yani geri göndermek getirecekler istemedim. Gibi. He? Ben göndermek istemedim ama polis çağırdılar. Polis geldi işte, ondan sonra dedi ki sen suçlu duruma düşersin, 15 gün göndermek zorundasın dedi bana. Hı hı. Ben de gönderdim, 15 gün sonra getirmezse dedi gel şikayette bulun. Bu sefer gittim şikayette bulunmaya. Hı hı. Dedi ki sen dilekçe vermek zorundasın dedi, bu şekilde olmaz. Verdim, çocuğum adreste bulunmadı benim. Çocuğu Mersin'e götürmüş halasının yanına. Kaçırdı çocuğu benden. Ben bu adamın ceza almasını istiyorum ya. Benim çocuğumu kaçırıyor ya. Leyla, senin eşin ölünce zaten velayet olayı evet. olmadığı için sana zaten. Sende evet. oluyor velayeti. Sen evlenmek isteyince işler değişiyor aslında, değil mi?
başka birisiyle evlenmek istiyorsun. Ki eşini kaybetmişsin, üzerinden yıllar geçmiş. İyi de evlendiğim kişi bana demedi ki yani senin... Hayır, evlenebilirsin, ben bu senin yani. Ben kabul edemem, bakamam diye bir şey demedi yani. Yok yani, hayat koşulları uygunsa ahlaka... Ya işte 15 gün görme hakkı olduğu için elinde kağıt var yani sonuçta. 15 gün görme hakkı olduğu için... Kaçırmak suç. Evet. Evet. Ben bunun cezalmasını istiyorum gerçekten. Leyla yani. Seni eşin öldükten sonra eşinin abisiyle evlendirmek istemişler, doğru evet, mu? Evet, mahallede öyle söylentiler olmuş. Sana gelip bu teklifte bulundular mı? Ondan sonra bunlar baba kızları falan aralarında konuşuyor. Ben de az çok Kürtçe'yi öğrenmiştim yani. Hani ben de anladım zaten. Ben de dedim ki ya bu böyle olmaz, beni zaten kapı dışı yaptılar, sen gidemezsin ailenin yanına. Ben teklif sundum onlara, ben dedim eşim ölmüş, ailemin yanına gideceğim dedim zaten. Dediler mi sana biz seni kaynınla evlendireceğiz diye? Tabii ki de dedi. Kayınpeder mi dedi? O demedi işte, kızları diyordu bana. Bir sen tane büyük kızı var. Ha, sen kocanı o kaybettin. Kızı çok fırlama birazcık, ha. O diyordu. Adam öldü, adamın abisiyle şimdi evlenecek. Zaten abisi demiş kaldı? Ki ben kardeşimin namusunu alıp da yani evlenemem demiş. Abisi de intihar etmiş zaten ben ailemin yanına geldikten sonra. Ciddi misin? Evet. Yani ben çocuğumu kurtarmak istiyorum onların elinden. Bakan yok, kimse yok. Yani benim çocuğum diyorum ya, 2 yıldır okula gitmiyor, beni okullardan arıyorlar. Leyla. Bu çocuk neden okula gitmiyor diyorlar. Leyla, senin kocan neyden ölüyordu Leyla? O da intihar etti. Neden? Genetik demek ki bu. Psikolojik. Genetiğinde vardır. Seninle ilgili bir problemi mi vardı, aileyle mi? Benle ilgisi bir problemi yok, aileyle. Ben gayet de... Ne yapıyorlardı yani? Duydum, mesut neden bir duydum. İnsan intihar eder yani, ne oldu? İşte yılbaşıydı işte. Yılbaşında eğlenmeye gidiyorum dedi bana. Ben de zaten beraber oturuyordum ya kayınpederimle. Aha. Tamam dedim, git dedim ama fazla geç gelme dedim. Aran iyi miydi eşinle? İyiydi, çok iyiydi. Seviyor muydunuz birbirinizi? Tabii ki de, severek evlendik biz. Hı hı. Ondan sonra işte aradan 2-3 gün geçti. Kayınpederime bir telefon gelmiş hastaneden. Oğlunuz Sezer Çelik bir kaza geçirdi, hastanede yatıyor demiş. Hastaneden arayan. Sen çocuğun oğlunun adını mı verdin? Evet, eşimin ismini verdim. Ondan sonra işte kayınpederim gitmiş. Orada öğrenmiş zaten öldüğünü. Ölüm haberi bize geldi. Ben duydum ondan sonra öldüğünü. Böyle ağlamaya başladım, kendimi yerlere vurdum. Ondan sonra komşular sağ olsun beni tuttular. Ölmedi, senin eşin yoğun bakımla, kaza geçirmiş sadece dediler. Öğlene doğru cenaze arabası geldi kapının önüne. Nasıl intihar etmiş? Vallahi asmış diyorlar. Yani asmış kendini. Abisi de o şekilde olmuş. Sen hiç anlamadın mı, intihar etme düşüncesi var mıydı? Ama ben de diyorum ki ya bence bu tuzağa düştü diyorum. Hani öldürdüler eğlenmeye mi? Gidiyor abisinin arkadaşlarıyla beraber. Ha. Bu tuzağa düştü, bunu öldürdüler. Çünkü böyle güvenlik kulübeleri olur ya Fulya Hanım. Yani onun o derecede kendini asacak durumda değil. Çünkü onun boyu 2 metre, çok uzun. Sen bunu araştırmadın çünkü mı Leyla? Çünkü kendini asacak bir kişi ayakları neden yere değsin? Niye öldürsünler peki orada ben yani? Niye ona öyle bir şey yapsın? İntikam almak için, ha? Abisinin intikamını almak için. Ne için intikam alınıyor? Yani ben de tam olarak bilmiyorum. Mesela yani belki intikam almak için öldürür. Ya aralarında bir sorun mu var abisinin arkadaşlarıyla, abisinin? Demek ki vardı. Sen de bilmiyorsun bir bilmiyorum, şey. Bilmiyorum. Sen o zaman hamilesin. Evet. Diyorlar ki eşin intihar etti. Evet. Astı kendini. Evet. Sen de bir onu toprağa veriyorsun. Birkaç hafta sonra çocuğunu doğuruyorsun. Evet. Adını oldu. Sezer koyuyorsun eşinin, evet, adına. Evet, eşimin ismini verdim. Sen yine kayınpederinle yaşamaya devam ediyorsun. Evet, bir ay falan durdum işte çocuk doğduktan sonra. Hı hı. Sonra ben karakola kaçtım. Ailemin yanına döndüm İstanbul'a. Öyle oldum. Ondan sonra ben çocuğumu istedim onlardan. Çocuğumu, hı hı, bana getir dediler. Beni tehdit ettiler. Hı hı. Sizi kurşuna dizeriz, ben size çocuk falan vermem gibi. Peki sen başka birisiyle evlenmeseydin?
Yani evleneceğim demeseydin o çocuğu almayacaklardı, öyle mi? Yine götürecekti. Niye? Yine götürüyordu. Diyordu ki benim oğlumun emanesi, ben bakacağım, ben büyüteceğim. Ne münasebet, annesi sensin. İşte adam da böyle söylüyor. Yani çocuğu götürüyor benden. 15 gün sonra getir dedim, getirmedi. Leyla, 3 yıldır görmüyorsun. Evet. Hiç görmedin. Hiç sesini duymadın. Yok, kesin. Ekrana yansıtamayacağım çocuk olduğu için. Ama Leyla karşıdaki ekrandan görebilecek çocuğunu. Leyla, Leyla buraya bak. Tamam. Hadi verin artık görsün evladını. Bak senin evladın. Yavrum. Annem. Kurban olurum. Kocaman adam olmuş ya. Ya. Anneciğim. Ay bak yüzüne bak Leyla. Ay annem, aynı babası. Ay. Anne, gel yanıma yavrum, yavrum. Ben seni çok özledim annem. Leyla büyümüş, ha? Değişmiş mi? Büyümüş ama annesiz çocuk olmaz. Ne kadar da güler yüzlü. Kurban olurum ben sana anneciğim. Şimdi okula gitmiyor mu bu çocuk? Gitmiyor avukat hanım. Benim çocuğum bu hallere düşecek insan değildi. Bak yıllar sonra Leyla, ekip arkadaşlarım hafta sonu Van'dalardı. Aradılar, taradılar, bu çocuğa nasıl ulaşabiliriz dediler. Sen gör diye, sen konuş diye ekip arkadaşlarım. Var olsunlar, buldular. Sezer'in yaşadığı eve gittiler. Evet, burada yaşıyor. Leyla, nasıl büyümüş en son bıraktığında? Evet, çok küçüktü. Götürdüğünde 4 yaşındaydı işte. Büyüdü ama Fulya'nın. Hı? Yani annesiz çocuk olmaz. Anne şefkatine ihtiyacı var benim çocuğumun. Baba yok, benim yetim çocuğum. Benim çocuğumun yani eğitim durumuyla da oynuyorlar. Okula da göndermiyorlar. Çünkü velayeti bende olduğu için okula almıyorlar. Her gün beni okula arıyor yani. Aslında suç. İlk öğretimden şimdi mahrum bırakmak suç. Evet, evet. Hayır, o çocuğun zaten babası ölmüş, baba mezarda. Yani neden? Bir annesi vardı, anneden de ayırmışsınız ama bir bağlanalım mı bana? İstihbarat şefimiz Gizem Gündoğdu, senin evladının olduğu o evde. Tamam. Senin eski görümcen Şilan bizim Gizem'in yanında. Bir bağlanalım, bir karşı karşıya gel, sormak istediklerin vardır. Leyla, işte Şilan. Şilan merhaba, selamlar. Merhabalar ablam. 4 yıldır siz bakıyormuşsunuz Sezer'e. 4 yıl değil. Bak ablam, siz onu çok dinlediniz. Şimdi konuşma hakkı benim. Dinliyorum. Ben konuşacağım. O kadın diyor ya, çocuğumu kaçırdılar. Ve devlet geldi kapıma. Devlet kaç defa benim kapıma geldi? Devlet hiç bir sefer benim kapıma gelmedi. Bu yalan itap. Bunu hiç kabul etmiyorum. Gelsin, bak emniyete gideceğiz. Bakın hangi gün devlet benim kapıma gelmiş ki ben çocuğu saklamışım, gizlemişim. Ne zaman analık görevi yapmış? Bu çocuk 10 günlükken çocuğu bıraktı, kaçtı gitti. 10 günlükken. Ben onunla çıktım, gittim karakola. Dedim ki Leylo, dedim sen niye çocuğun? Bana babam ona dedi ki, dedim kızım sen gitmek istiyorsan senin harçlığını, yol paranı verelim. Çık git. Hayır asla baba. Benim kardeşimin 40'ı çıkmadan biz kız kardeşler hangi gün ona demişiz ki ben seni kardeşimle nikahlayacağım? Şimdi bir mahalle komple Allah şahididir. Komple.
Hangi gün kendi soruyorum. Leyla, senin oğlun hangi yemeği seviyor canım? Tek sorun bu sana. Benim çocuğum her yemeği hangi seviyordu yemek benim diyorsun? Yanımdayken. Her yemeği yerdi. Kes sesini sen orada. Kes sesini sen ama diyemezsin sen. Çok yalan konuşuyorsun. Bak. Ben benim çocuğumu bana ver. Yeter artık ya. Yeter. Ver çocuğumu bana ya. Vermeyeceğim. Sen doğru. Vereceksin. Sen nasıl vermiyorsun? Yokken. Bak ben şeyle konuşmak istiyorum. Sen çık devrede. Sen çok konuştun. Sıra bende. Sen, Fulya Şilan, abla. Şilan sen abla? Dedin sen ya. Bana sen haksız. Şilan sen dedin ya bırakıp gitti. He. Doğduktan 10 gün sonra ya, çocuğu evet. Bırakıp gitti zaten. Abla bırakmıyor. Nereye bırakmıyor. Gitti? Bırakmıyor ben konuşayım. Nereye gitti? Yani... Devlet yoluyla. Devlet yoluyla. Bak abla devlet yoluyla karakola gitti. Karakolda dedi ben çocuğumu istemiyorum. 10 günlükken çocuk 10 günlükken ablam. İstemiyorum bunlar demedim. Çocuk 2,5 yaşına geldi. İstemiyorum demedim ben. Çocuğumu alacağım dedim ben. E alaydın götüreydin. E anladın mı ben? Sen devletten anladın daha mı güçlüydün? Devlet hayır ya. Devletten daha mı güçlüydün? Sen o, sen 2,5 yıl sonra geldin aldın. 2,5 yıl sonra. Çocuk bir aylıktı ben bıraktım da 2 aylıkken ben aldım çocuğu. Sus yalan konuşma. Tamam senin çocuğun en özel yemeği nedir? Hadi canım benim sen hala bilen yaşını doğru düzgün bilmiyorsun. İyi de çocuk her yemeği yiyordu benim yanımda. Gittiğinde 4 yaşındaydı 3 yıldır ben çocuğu görüyor muyum? Tamam sen... Kızım bir sen sus ben Fulya ablanla görüşmek peki, istiyorum. Peki bu çocuğa 3 yaşına kadar... Peki Şilan, neden okula gitmiyor? Hani okula gidiyordu çocuk? Bir saniye Şilan 3 yaşına kadar kim bakıyor peki? Sen Leyla sen bakmıyor musun evde? Kayınpederinle, görümcenlerle oturuyorsun. Ne zaman? 3 yaşına kadar yani bu çocuk götürülmeden önce, senden koparılmadan önce sen mi bakıyordun tabii evde? Ki de. Sen bakıyordun. İyi evet. Bakıyor muydun peki? Ne tabii demek ki. İstiyor tamam. Şilanlar ben anlayamadım. Nasıl halde ben hangi halde geldim bu çocuğu götürdüm? Çocuk elimde ölüyordu. Senin hiç ben... Sen İstanbul'da kendini utanmadan... Benim kardeşim seni kaçırdığın zaman sen bekar evlerinde uyuşturucu kullanan kadındın. Hiç de bile öyle bir, ha, bir şeyim yok yalandır. Benim. Gayet de ben tertemiz bir insanım. Yalan konuşma yalan. Kendi şeylerini söyle sen. Tabii tertemiz bir kadınsın. Tabii. Sen kendi kulağına çocuk yeni doğduğu zaman demedin mi ki? Terini... Sen... Niye arıyorsun? Sen cenazeyi kaldırıp yaslattın çocuğuma. Sus! Kızım sen çocuk yüzü görmeyeceksin. Göreceksin. Çocuğu da buradan kaldırıp götürüyorum. Çocuğu da vermeyeceksin. Sen kızsın ulan. Sen görürsün. Şilan. Sen görürsün. Bana öyle tersler tepki verip durma. Şilan. Şilan. Ablam ben seninle görüşmek istiyorum. Yoksa ben bu programı kapatacağım. Bir saniye. Biz, Şilan ben şunu merak ediyorum. Anlayamadım. Yani sen diyorsun ki bu çocuğuna bakmıyordu, evi terk edip gidiyordu, o yüzden mi biz baktık ona? O yüzden mi? Ben anlayamıyorum. Neden abla, bu kadar öfkelisiniz Leyla'ya? Bir onu... Dur Leyla. Ben bak onu sustur, ben hepsini size tek tek söyleyeyim. Ha niye bu kadar öfkelisiniz? Ve niye bu çocuğu vermeyeceğiz? Ama onun evladı, annesini görmek onun hakkı. Hayır ben öfkeli değilim, öfkeli değilim. Ben her zaman da bak ben ona diyordum ki onun oğluyla görüştürdüğüm zaman dedim bak ben onun halasıyım sen de annesisin bu ayrımı koymayalım. Leyla istiyorsan ben sana göndereyim. Onun kaynanasının anne, çocuğu şimdi evlendiği çocuğun annesi anne annesi bizi aradı dedi kızım dedi. Muhammed'in yalansa dese yalandır. Ben onun adresini bilmiyordum, yerini bilmiyordum. Zaten babasının evinde kendini hamile bıraktığını bilmiyordum. Madem o kadar oğluna düşkündü, niye İstanbul'da bıraktı oğlunu? İstanbul'da bıraktı başkasının peşine. Bir hafta hamile yok, hamile kalmıştı. Bir hafta ondan sonra kaçtı gitti. Bu kaynanası bana anlattığı laflardır. Ondan sonra kalktı gitti Bursa'ya. Bursa'da evliliğini yaptı. Ondan sonra Amasya'ya döndü. Onun annesi de bu ne çocuğa bakmadı. Ya, ablama ne diyeyim al. Ya. Leyla bu işte bak bir iş var. Ben anlamadım. Yalanamaz. Sen bu çocuğu bıraktın tamam, mı? Tamam ben seni kaynananı da bağlayacağım. Bana doğruları anla. Ablam. Fulya Hanım eğer ki ben bıraktıysam. E sen çok iyi bakıyorsun. Baksaydın veya yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Hayır istemiyor. Bursa niye diyor, böyle bir durum oldu? Ne Bursa'sı ya? Ne Bursa'sından bahsediyorsun sen? Madem biz kötüyüz, biz pisiz değil mi?
Hani Amasya'daki oğlunu niye orada bırakmış? Diyor ben o kocamda boşanmışım. Kocam da boşanmamış. Ben işte bu iki gün önce ben kaynanasıyla görüştüm. Çocuk benim yanımda. Niye bırakacağım çocuğumu ben? Senin iki çocuğun yanında, büyük çocuk kaynananın yanında. Hiç de bilem. Sen şimdi Leyla, sen şu an evlisin. Hiç de bile. Tamam, ben sana evet. Kaynananın numarasını dur. Da verdim. Sen şu an evlisin, üç tane de o ikinci evliliğinden çocuğun var. O üç çocuk nerede şimdi? Yanında annem nerede? Yanındalar. Evet. Üçü de. Evet. Eşinle aran nasıl? Yeni evlendiğin eşinle. O eşim neyi aran benim yani? Kötü diye bir şey diyemem ben. Üç çocuk da şimdi sen de yani, öyle evet. Mi? Evet. Yani ben nasıl bırakayım, çocuklar bensiz durmuyor. Abla yemin ederim yalan konuşuyor, yemin ederim. Baba ben onun kaynanasının numarasını size atmışım. Arayın, büyük çocuk kaynanasının yanında. Zaten bu çocuklar da dünyaya geldiği zaman kaynanası büyütüyordu, kaynanası yapıyordu. Sen nereden biliyorsun? Benimle mi yaşıyorsun sen be? Niye kaynana? Sen kızım, niye büyütmüyorsun? Yalan konuşuyor ya, kurban olayım, yalan konuşuyor senin, ya. Senin kayınpederinin numarası niye bende? Hacı İzzet'in numarası niye bende? Niye senin sende? Senin kocanın dedesi. Niye he? Sende? Niye sende Şilan? Niye bende abla, itibat içindeyim. Çocuğa bakmıyorlar, beni aradılar. Dedi kızım, dedi bizim çocuklarımıza da bile bakmıyor, analık yapmıyor. Bu çocukları da ben kendim büyüttüm. Dedi ben görüntülü arıyorum. Benim çocuklarımı veriyor annesinin kucağının üstüne. O şekil benim torunlarımı bana gösteriyor. Abla dedim. Dedim kaç tane çocuk senin yanında? Dedi bir tane büyük çocuk benim yanımda. Dedi biz kaç tane peşin. Abla onun yaşandığı yeri, anasının yaşattığı yeri gidip bir çekebilir misiniz? Görebilir misiniz? Bu bana bir garanti verebiliyor mu? Ben şu an şu dakika onun çocuğunu göndereceğim. Acaba bu çocuğu satmak... Leyla! Sen benim annemi babamın evini yargılayamazsın. Tamam. Yargılayamazsın. Sen kimsin benim annemi babamın evini yargılıyorsun? Sen boş ver, sen sokak. Benim annem de babam da vallahi herkes bağlanacak. Herkes. Hiç de kusura bakma. Herkes. Yediğim önümde yemediğim arkamda. Sen 50 milyar para senin baban benden istemedi mi çocuk için? Ne 50 milyar para istedi ya? Yalan konuşma ben bu kadar yoluna, ya. Kurban ben dedim ki ya. Ben devlet yoluna o çocuğu. Ulan o çocuğu benim babam sizi bu aradı. Ben bir sefer size dedi ki bu çocuğu annesine verilmişsin. Ben dur Leyla. Benim babam dedi ki Leyla ben bir saniye. Benle babam İstanbul'a geldiğimiz zaman biz karakol yoluyla çocuğu senden aldık 15 günlüğüne. 15 gün sonra biz güne aynı o şekil beni babam uçakla getirip senin çocuğunu sana teslim etmedi mi? He? Ben ne bileyim sen gitmişsin. Senin oğlu koskocama bir hafta önce sen oğlunla konuşmadın mı? Vurmadın bir hafta önce sen kocana... Şilan bir saniye. Leyla senin üç tane çocuğun var ikinci evliliğinden. Evet. O üç çocuk nerede? Benim yanımda. Yani neredeler? Şimdi kocan mı bakıyor onlara? Hayır. Kim bakıyor? Annem nerede? Kız kardeşimle annem bakıyor. Senin annenle kız kardeşim evet. Bakıyor. Kocan nerede? Kocam Merzifon'da. Merzifon'da. Çalışıyor. Kayınvaliden peki? O da Merzifon'da. Bu üç çocuğa kim bakıyordu peki? Hep sen mi bakıyorsun yoksa? Ben zaten kayınpederim. Kaynanamla duruyordum falan. Onlarla beraber yaşıyorsun. Evet. Onlarla beraber yaşıyorsun. Programın geldi diye mi İstanbul'a bıraktı çocukları? Efendim? Programı geldin diye mi bıraktın? Evet. Annenleri. Sen normalde kayınvalidenle, kayınpederinle evet, oturuyorsun. Evet, evet. Öyle mi? Ben Amasya Merzifon'da oturuyorum. Bir de şunu onlarla söylüyor. Beraber. Evet. Hani 15 gün bıraktım dedi ya çocuğu, sonra geri getirmediler. Şilan da diyor ki geri getirdik sana diyor uçakla. Geri getirdik. Ha getirdiler. 4 yaşında götürdüğüne. 1,5 yaşındaydı o zaman. Geri getirdik. 4 yaşındakine değil. Kim bir de 50 bin lira parası, 50 bin lira. O yalan. O yalan. Sen böyle benim bir para babam, istedin mi? Babasını aradı. Dedi ki benim çocuğu dedi annesinden ayırma dedi, çocuğu getir dedi, bak dedi. Ben ailemin yanına döndüm ya. Ha. Ondan sonra babası dedi ki siz kimsiniz, size çocuk vereceğim, sizi kurşuna dizerim dedi benim babama. Niye sana bu kadar öfkeliler Leyla, ben onu anlayamıyorum. Yemin ederim ki sana yemin şart olsun, buradan cenazem çıksın ki öyle tamam, söyledi. 6, tamam da 7, niye 8, sana bu kadar öfkeliler? Niye çocuğu neredesin, senden almak? Neredesin? Sen almışsın. Şimdi analık benim görevini niye tuttu? Diyor, ben bakacağım şimdi sen diyor. Niye başka bu çocuğu şey demiyor. İstiyorsun?
Şilan ne merak ediyorum? Tamam sen devlete gidiyorsun. Devlete gidiyorsun, bizi şikayet ediyorsun. Biz savcılığa çıkıyoruz. Savcılıkta sen niye o zaman bir daha geri dönüyorsun, şikayetinden vazgeçiyorsun? Ben şikayetimden ne zaman vazgeçtim be? Tamam sen diyorsun evinizin ki memur. Evinizin önüne polis geldi ve çocuğu bulamamış. Geldi. Tamam bak senin bu yalan beyanlarınla var ya her şeyi çıkaracağım ortaya. Şilan. Hangi memur arkadaşlarım kapıma gelmiş? Şilan. Ben yalan konuşuyorum. Bir dakika Şilan. He? Sezer kime anne? Ablam. Şilan Sezer kime anne diyor? Annesini biliyor mu? Abla bana önce abla diyordu. Abla zaten Gizem abla da bak tak kapı geldi. Ha? Değil mi? Haber vermeden geldi. Hiç haberimiz yoktu. Gizem ablaya elini vicdanına bırakarak konuşsun. Bana önce anne diyordum. Dedim ben senin annen değilim. Ben böyle anlattım. Ondan sonra çocuk bana büyük hala diyor. Ne diyor? Ben geçen hafta da oğluyla konuştum. Oğlu ona ne dedi? Dedi sen bana ne analık yapmışsın çünkü çocuğu ki? Ben sana ana diyeyim. Çocuk peki demiyor mu annem nerede? Ben niye öğreteyim? Şilan. Bak, öğretiyorsunuz. Gizem abla da çocukla konuştu. Şilan peki bu çocuk. Ben çocuk geri gittiği zamanlar telefonla konuşurken çocuğu korkutarak Şilan, konuşturuyordunuz. Şilan peki bu çocuk demiyor mu benim annem nerede? Ya bir sus. En son 3-4 yaşında görüyor sonuçta. Biliyordur yani hafızasında vardır Leyla. Demiyor mu benim annem nerede? Ablam ben görüntülü Zola arıyordum, konuşturuyordum. Gizli kendi kayınpederinin telefonunu arıyordu gece yarısı desin yalandır. Peki, tamam bu çocuk anneyi kim biliyor? Ben sana aramıyordum. Sen diyorsun ki. Bir dakika bir şey. Anneyi biliyor mu yani? Nerede veya annesi? Ne diyorsunuz ona? Evet abla anne biliyor. Tamam anne öldü biliyor, mü dediniz ne biliyor, dediniz? Anne biliyor. Dur, öldü mü dediniz? Yok, biliyor. E nerede annem biliyor. Diye sormuyor mu bu çocuk? Şimdi ben Geçen hafta. Ya ablam, bak 100 defa bak Hacı İzzet'in numarasını size attım. Onun ben sorumun cevabını babasıdır. Alamadım Şilan. Siz Sezer'e ne diyorsunuz? Soruyordur bu çocuk, annem nerede? Nerede diyorsunuz? Annesini sormuyor ama biz de annesinin yaşadığını biliyor. Söylüyoruz, anan yaşıyor. Demiyor mu annem üç niye beni... Üç tane da biliyor, üç tane de öve kardeşi de var. Demiyor mu niye annem beni görmeye geçen gelmiyor? Geçen hafta abla ben telefonda konuşturdum. Telefonda görüştürdüm. Geçen hafta telefonda söyle Leyla yalan desin yalandır. Sen konuşturmadın. Hatta oğluna dedi kardeşim ki dedi, sen bana sen ne değil. Analık yaptın? Çocuk Mersin'deydi ya. Mersin'de senin öyle? Yanında değildi. Dur, Mersin'deydi dur. Ya. Şilan. Ses Şilan'a ben bir şey sormak istiyorum. Sen benim çocuğuma şiddet uyguluyorsun ya. Ses niye gitti? Ha, teknik bir sıkıntı varmış, sesi gitti. Çocuk sana geçen hafta sen telefonla konuşmuşsun. İşte yerini buldum. E konuşmuşsun. Konuştum işte o zaman. Ben çocuk sana dedi mi sen bana analık mı yaptın diye sordu mu sana öyle bir şey? Evet bana sen ne annelik yaptın dedi çocuğum ya. Ama onların çocuğu söylediklerini söylüyordur işte. Böyle bir şey olur mu? Çocuk öyle bir şey demez. Sen ne annelik yaptın Fulya demez Hanım. Çocuk. Çocuğun bir kere, gittiği bak, zamanlar tamam ben arada sırada arıyordum. Oğlum ne yapıyorsun, nasılsın diye. Çocuğu korkutarak konuşturuyordular. Hoparlörleri açıyordular. Bir şey ya. Söyleyeceğim. Çocuk ne olursa olsun anneyi yok ederek yaşatamazsınız çocuğu. Anne onun annenin olmadığı travmasını yaşar. Anne yani, sormuyor. Korkuturtan, kötülersen onları mezarlığına götürürler. Zaten. Çocuğa işte bu senin babanın mezarı, mezarlığı falan diyorlar. Çocuk orada kötü oluyor, melekler koruyor. Hayır, bu arada halaya ben bir şey sormak istiyorum. Sesi gelmiyor. Desin çocuğuma şiddet uyguladı, mahallede hangi kırık çıkıkçıya yaptırdı kolunu? Peki Leyla. Söylesin. Senin şimdi 3 tane benim daha çocuğum var ya. Halının üstüne işemiş diye. Leyla. Kim senin... kolunu onlar mı kırdı? Evet bu yapmış ya. Nasıl kolunu buldu? Şey görümce bana diyor şiddet uyguluyor kendisi yapıyor ya. Şilan doğru mu Sezer'e? Sen Sezer'e nasıl bakıyorsun? Neyi anlamadım ablam. Sen şiddet anlamadım. Sen şiddet uyguluyormuşsun. Kolunu kırmışsın Sezer'in. Sen Sezer'e nasıl bakıyorsun? Ben mi şiddet uygulamışım kolunu kırmışım? Ay ablam bu madem böyle dedektiflik yapıyor da bana kadar. Bu niye o zaman sahip çıkmadı? Niye o zaman beni şikayet etmedi? Ben de cezamı çekeydim. Ben bu kanımı, canımı beslediğim zaman ben kolunu mu kıracağım ya da şiddet kötü konuşacağım. Bitti diger.
Selam. Aç aç aç. Aç seni. Ama ben yutuyorum hepsini. Yutuyorum olsun. İşte. Allah'tan korkuyorum. Kızım sen çocuk yüzü görmeyeceksin. Görmeyeceksin. Rabbim sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Para. Hadi. Sen etsin, sen etsin. Sen etsin. Rabbim ben görüyor benim nasıl bir şey olduğumu yukarıdan. Şilan. Şilan'a ben bir şey sormak istiyorum. Yani sözlerinize dikkat edin. Burada Leyla da çok kötü bir vaziyette. Dolayısıyla daha abla, dikkatli. Abla o tilki gözyaşlarıdır. Benim kardeşim rafat etti. Kardeşimin sebebi de önce Allah'tı, sonra oğlak oydu, annesiydi, babasıydı. Bir dakika. Niye? Sizin. Tabii ki benim annem babam dedi ki git de intihar et dedi, değil mi? Murat niye öldü o zaman? Ya, Murat senin nikahlayacak değil. Senin gibi bir... Dur Leyla, sesler karışıyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Sizin yüzünüzden diyor psikolojik sorunlar yaşıyor. Canım sen de psikolojik sorunlar yaşıyor. Sen de uyuşturucu kullanan bir kişidin. Ha, tabii tabii canım, ben uyuşturucu kullanıyordum. Sen önce bizim sayemizde. He, bağımlısıydım ben. Tamam, sen, tabii canım, sen doğru söylüyorsun. Tamam biz, tabii, tabii. Biz pis, biz kötü. Sen niye öbür kaynanaya düzgün olmuyorsun? Öbür kayınpederine düzgün olmuyorsun? Valla ben kaynamamla dört dörtlüğüm. Benim kaynana bana demiyor ki sen gelinsin. Bana diyor ki sen benim kızımsın diyor. Hiç kusura bakma, sen tabii, beni burada yargılayamazsın istediğin kadar konu. Leyla, peki sen Sezer'i alırsan senin eşin ve yani şimdiki kayınvaliden kabul ediyor mu? Evet. Tamam getir Sezer'e, evet, ona da bakarız diyor, evet, mu var mı? Ha? Evet. Eşin diyor mu? Evet. Kabul ediyor. Evet. Hatta her gün kendi sarıyor, söylüyor yani ne yaptın, ne ettin diye. Senin programa çıkmanı canım, da desteklediler mi böyle? Sen evlendiğin zaman, hiç ben biliyormadım, evet, sen Amasya'da evlenmişsin. Bir şey söyleyeceğim Şilan. Sezer'e bakacakmış onun kayınvalidesi, efendim, şimdiki eşi. Al demişler. Abla zaten onlar bizi aradı. Ben bilmiyordum zaten Amasya'da. Kaçmış, gitmiş, kendini doldurmuş, evlenmiş. Bilmiyorum, şu etmiş, doğru konuş, doğru konuş. Kendi haddini bil. Şimdi kayınvalideni bağlamıyor. Ya doğru. Leyla, kayınvaliden bağlanmıyor. Bunlar hepsi senin kaynana bana anlattığın kişidir ha. Biz arıyoruz şu an, ekip arkadaşlarım senin kayınvalideni arıyorlar. Eşimi ama bağlanmak yok. Eşimi bağlayın abla. Bağlanmıyor. Eşimi bağlayın. Şu Şilan Hanım'a bir şey soruyorum. Eşini bir arayın. Tamam eşini bağla. Kayınpederini bağla. Tamam. Kayınanasını bağla. Bağlayın. Şilan şimdi kendi çocuğunu... İzzet amcayı bağlayın. Şilan. Hacı İzzet amcayı bağlayın. Şilan şimdi çocuğunu almak istiyor. Diyor ki efendim, eşim de kabul ediyor. Kayınvalidem de kabul ediyor. Bana verin çocuğumu diyor. Sezer'i almak istiyorum diyor. Verecek misiniz? Gitti. Verecek misiniz? Bak düşünerek konuşuyor. Nasıl kurnazlık yapsam diye düşünüyor. Yine teknik bir sıkıntı. Diyorlar mı? Tamam sen o programa katıl. Çocuğunu al. Evet, biz seni, evet, destekliyoruz. Biz, evet, bakarız. Diyorlar mı? Evet çocuğunu al dediler. Peki ben şunu merak ediyorum. Sen bir dönem acaba ben bu çocuğa bakamam ya da daha kolay evlilik yaparım diye çocuğu vermek istedin mi? Hayır kesinlikle. Hiç öyle bir düşüncen olmadı. Çünkü sanki öyle bir düşünmedim. Öyle bir düşüncen varmış gibi yapıyorum. Hayır öyle bir düşüncem. Hiç şiddet uyguladın mı çocuğa? Hayır kesinlikle. Sen isteğinle vermedin yani çocuğu. Evet vermek istemedim ama polis çağırdılar. Herhalde dede kişisel ilişki tesisi istedi. O 15 günlük hakkı öyle aldı. Yoksa dedeye... Çocuğun 15 günlük hak. Baba öldüğü vermezler için vasisi olarak geçiyormuş. Babası öldüğü için çocuk dede vasisi olarak geçiyor. Hayır, velayeti olan çocuğun vasisi olmaz. Halaya ben bir şey sormak istiyorum. Bizi duyuyor musunuz Şilan Hanım? Evet, şimdi duyuyor. Duyuyorum avukat hanım. Çok teşekkür ederim. Şilan Hanım, öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki bu çocuğun annesi yok. Annesiyle de hukuki ve manevi bağı yok gibi. Demin de dediniz ki 50 bin lira sözü abla, geçti. Şimdi ben sana bir şey sorayım. Bak sakin konuşalım. 50 bin istedi, babası istedi. Babası kendi de çok iyi biliyor. Ama neye karşılık? Çok da iyi biliyor. Bak verin. Bak önce size ne, çocuğa karşı çocuğu almamız için. Önce size ne dedi? Dedi beni kaynımla nikahlıyordu. Kaynı zaten o burada kalmıyordu. Ben kardeşimin kırkı çıkmadan... Çıktı gitti. Ben seni kaynına almam valla. Bu yalanları konuşma. Peki o zaman niye dedi ki ben kardeşim?
çocuğun bir annesi var ve siz onu annesine vermek durumundasınız. Velayeti de var. Velayeti var kadının. Ben yine de vereyim. Annesi ki... Bakacağım diyor. Bakın velayet bir haktır. Bakın konuda o konuya bak avukat hanım. Ben o konuda hiçbir şey demiyorum. Bak ben inkar da etmiyorum. Ama bu kadın böyle yalan beyanlarla kalkarsa ben açık ve net her şeyi anlatırım. Hayır diyor ki kadın, benim çocuğumu bana zaman, verin. Ben onu okula da yollayayım. Bakın okula tamam, yollayayım. Tamam nasıl? Tamam bana bir güvenli şey versin. Güvenli... Bir güvence versin bana. Ben götüreceğim çocuğumu. Bu çocuğunu kendi anasının yanına bırakmak için götürüyor. Anasının bir kan bağı yok. Hele çocuk hiç düşüyorsa bile. Bana düşüyor. Annemi yalan çocuğu niye bırakayım ben? Bu yaşa getirmişsem bana düşüyor. Ama tamam, bakın şunu yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Anneye verin. Annenin yanındaki bakımından bir şekilde memnuniyetsizseniz ve annenin koşulları çocuğun hem bedensel hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi için uygun değilse siz her zaman velayetle ilgili hak sunabilirsiniz zaten. Ama önce bir anneye verin. Bakın 3 yıldır bir anneyle bir çocuk görüşmüyor. 3 yıl der ya 3 yıl. Ne 3 yılı çocuk benim yanımda büyümüş 3 yıl. O ele o yalanı attı onun için. 3 yılı ne 3 yılı? Çocuk topu topu bir sene onun yanında kalmadı. Ya ben de bir şey hele soracağım. Hele çocuğunu ne yemek sevdiğini. Hanımefendi şu 50 bin lira konusu benim kafama takıldı. Anlayamadım şimdi. Bunun hanımefendinin babası sizi aradı. Savaş benim ismim. Savaş Bey. Bak bir saniye bir açıklama yapalım. İzleyiciler anlaması açısından söylüyorum. Sizin bu hanımefendinin babası sizi aradı. Çocuk sizde kalabilir ama bunun karşılığında bize 50 bin lira para mı vereceksiniz dedi. Ve verdiniz mi? Savaş Bey. Evet. Hayır hayır bak vermedik. Teklif etmişler. Ne dedi? Çocuk ekip çok bu külliyen çocuğu yalan. Bırakıp yalan gittiği zaman. Evet. Çocuk tamam bak ben onu dinliyorum o da beni tamam, dinlesin. Yoksa ben burayı kapatacağım gideceğim. Tamam, siz cevap tamam dinliyoruz biz. O çocuğu da bir daha da görmeyecek. Tamam. Bak öyle bir bu hakkınız çocuk, yok Şilan Hanım. Kadar... Şilan Hanım öyle bir hakkınız yok. Tamam, burası baba, Türkiye giderim, Cumhuriyeti. O cezayı da çekerim. O cezayı da çekerim. Bak avukat hanım. Ya beni dinleyecek ya da ben bu programı kapatıyorum. Çıkıyorum. Çocuk bu bırakırken giderken çocuk 10 günlüktü. Yalansa desin yalandır. Devlet yoluyla gitti. Bu çocuk 2,5 yaşına geldi. Ondan sonra çocuğu aldılar. Çocuğu aldılar. Babası bizi aradı ki, dedi siz benim kızımı başlık parasız götürdünüz. Biliyor şunu götürdünüz, siz çocuğunuza karşı 50 bin lira vereceksiniz bize. Ondan sonra gelip çocuğunuzu götüreceksiniz, veleti de size vereceğiz. Ya aynı onu ben de öyle yapmadım. Dedim ben de, o küfür mü etti? Hayır, yok yok bir şey söylemedi hayır. Size. Bir şey söylemedi. Hayır öyle bir şey yok. Ben heye Bekir oradaysa ben Bekir'in dükümanlarını hepsini çıkarırım. Şilal Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Toplamamız lazım. Şöyle hem de beni anlarsınız diye düşünüyorum. Çünkü iki tane kardeşinizi kendini öldürmek yoluyla kaybetmiş bir kız kardeşsiniz. Psikolojinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuzdur. Şimdi bu erkek çocuğu annesinden bu kadar uzakta kalırsa bunun ilerideki psikolojisini etkilemiş oluyorsunuz. Ve özellikle böyle de bir... Ablacığım niye bugüne kadar yoktu? Tamam gidip şimdi, şikayet ediyordu devlete. Şikayet ediyordu ama sizden almak istiyor. Bir kere bu çocuk 8 yaşına kadar okula gitmemiş. Bu çok büyük bir travma. Bu çocuk olgunlaştı. Tamam da bu niye şikayetinden niye vazgeçiyordu? Niye kendiliğinde vazgeçiyordu? Ben devletten daha güçlü miyim? Evet. Hani diyor ki devlet şimdi, geldi onların kapısına, onların kapısında çocuk yoktu. Şimdi devlet şöyle, hiçbir hayır zaman şöyle Muhammed iki tarafında birbirine gelmemiş. Tabii ikiniz de birbirinize iddiaları biz de burada iddiaları konuşuyoruz. Hani onun üzerinden ama ben sadece iddiaların da dışında diyelim ki anne öyleydi, almadı çocuğu. O dönem karmaşıktı. Şimdi istiyorsa çocuğunu, yani o çocuğun da anneye ihtiyacı olduğunu bilin. Çok ileride psikolojik sorunları olabilir ki babası da amcası da bu şekildeyse bunun bir genetik geçişi de olabilir. Ben size söyleyeyim iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Ne kadar iyi bir hala olursanız olun bu çocuğun Esra, bir annesi var. Dur. Esra evet. Hanım bak. Cevap versin bitireceğim. Bunun, evet, bunun analık hakkını, bunun anan haklılığını ben aldım. Hı-hı. Çocuğun altını temizlemedi, çocuğunu şey yapmadı. Çocuk bu yaşa geldikten sonra
Yani bunun amacı ne? Bu çocuğun başına ne getirecek ki şimdi bu çocuğu istiyor? İki oğlu var, bir kızı var. Siz kontrol edersiniz hala olarak. Kaynanasına... Siz belli ki hani yeğeninize çok düşkünsünüz. Belki kaybolan, vefat eden içeriden. Ben güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Üç çocuğuna bakıyor. Bir şey evet, bana o zaman bir güvence verin. Bana bir güvence verin. Bir şey söyleyeceğim Fulya Hanım. Bir güvence verin. Peki ben dava açtım. Neden mahkemeye gelmediniz? Neden? Ve Murat'ın çocuğunun peşine neden düşmüyorsunuz da benim çocuğumun peşine düşüyorsunuz Murat, siz? Murat da çocuğu benim yanımda. Ne? Kendini fazla yırtma bak. Erkeklerini Allah. Daha seviyeli konuşun. Tabii canım, aynı maymuna ben. Tamam, ben yarın yeniden şimdi bu konuyu konuşacağız ama. O zaman kendini yırtmasın. Lütfen Şilan, daha seviyeli konuşun. O bir anne. Anne, ben senin söylediğin o iddiaları da araştıracağım. Bağlamayın bir daha bana. Ben iddiaları da... Tamam, yarın yine görüşeceğiz, konuşacağız. Leyla bak, ben bu işi ikinizi de dinliyorum. Ama yani böyle başka bir şey var. Başka bir şey yok Fulya. Başka bir şey var hep gibi. Hep yalan söylüyor. 50 bin lira parası... Hep yalan. 50 bin lira istediniz. Hayır ya, kesinlikle benim babam öyle bir laf söylemedi ya. Telefon açtı ki. Çocuğu ver dedi annesine. Annesi çocuk büyümez. Sizi kurşuna dizeriz diyorlar. Ben çocuğu duydum ki kolu kırılmış. Bilmem ne olmuş. Hatta o resimleri de göstereceğim ben. Leyla, seninle yarın konuşacağız. Bazı bak iddialar ve ihbarlar da geliyor. Leyla, bazı ihbarlar ve iddialar da geliyor. Bugün çok geniş bir araştırma yapacağız. Yarın yeniden seni alacağım. Tamam. Bu çocuğu niye 3-4 yıldır kayınpederin ve eski görümcen bakıyor? Niye sana bu kadar tepkililer vermek istemiyorlar? Biraz daha sabır. Yarın yine konuşacağız, olur mu? Şimdi Sevinç Aygül'e geçiyoruz değil mi? Sevinç Hanım geliyor. Sevinç Hanım, bir haberini izleteceğim ama gerçekten ilginç bir hikaye. Kızı şu an cezaevinde. Cezaevine neden girdi kızı? Neden buraya geldi Sevinç Hanım kızı için? Haberimizi izleyelim, daha sonra konuşacağız. 7 yıllık eşi Murat'ı öldürdü. Benim kızım eşini öldürdü. Benim kızım eşini öldürdü. Karnındaki bebeğiyle cezaevine girdi. Anne, ben de doğurmak istiyorum dedi. 27 yaşındaki Rümeysa Aydın, eşi tarafından yıllarca dövüldü, hakarete uğradı. Damadım çok kıskanç bir insandı. Evden çıkarmazdı. Yani bir sebep bulurdu, kızımı döverdi. Kızıma bıçakla da vurduğu oldu. Evin etrafını köpeklerle doldurdu. Kamera sistemleri kurdu. Yatakları falan delik deşiktir zaten. Kafası yerinde olmadığı zaman işte ne yaptığını bilmezdi. İki çocuğu için hep sustu. 13 Ağustos günü çıkan o son tartışma sırasında ise av tüfeğiyle eşini öldürdü. Onu korkutmak amacıyla kaldırmış tüfeği. Üstüne doğru atılınca tetiğe basmış eli. Havaya ateş etmek istemiş. Yaşananların en yakın tanığı ise annesi Sevinç Sayan'dan başkası değil. Olayın olduğu günden iki gün öncesi ben kızıma hiçbir şekilde ulaşamadım. Sürekli aradım kızımı. En sonunda Murat damadım telefonu açtı. Biz iyi değiliz anne dedi. Biz iyi değiliz anne dedi. Köye eve gittik, konuşmaya başladık. Tüfeği benim yanımda doldurmaya başladı, içine mermi doldurdu. Senin bu kızını yok edeceğim anne dedi. Senin bu kızını yok edeceğim anne dedi. Seçimi de kızacağım dedi. Bu evde olay oldu. Evi bastılar ama kızım bana anlatmıyor. İlla anlatacak, yoksa öldüreceğim onu dedi bana. Birileri basmış da benim kızıma tecavüz etmiş, bu şekilde düşünüyordu. Evi bu yüzden dağıtmış her tarafını. Çöpleri karıştırmış, her tarafa karıştırmış, alt üst etmiş ama bir şey bulamadığı sürece daha çok kızmış. O gün o yüzden şiddet uygulamış, o kadar çok eziyet etmiş, akşama kadar dövmüş. Ben silah sesi duydum, kızım vuruldu sandım. Baktım damat yerde yatıyordu, omuzundan vurulmuş. Hemen kızım koşturdu, bir tane havlu aldı, yarasına bastı, acil aradı, jandarmayı aradı. Ama ne yazık ki onlar gelesiye kadar vefat etti. Kaderin garip bir cilvesidir mi bilinmez, Rümeysa demir parmaklıkların arkasında 2 aylık hamile olduğunu öğrenir. Benim kızım hapse girdiğinde öğrendi hamile olduğunu. Hamileyim diye bana söyledi. Anne dedi, ben de doğurmak istiyorum dedi. Mahkemede erkekler böyle bir suç işlediklerinde, ceket takım giydiklerinde iyi halden indirim alıyorlar. Benim kızım da isteyerek yapmadı. Kızım sadece korkutmak için tüfeği kaldırdı.
asla eşini vurmak istemedi. Hala da çok pişman zaten. Lütfen yetkililere yalvarıyorum. Benim kızım da nefsi müdafaadan ceza vermeyin benim kızıma. Ev hapsi verin. Kızım da indirime gidin. Ayak kelepçeli de olsa, evde hapsi de olsa ona da razı. Sadece ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu lütfen bana geri verin. Ne olur başka bir şey istemiyorum. 7 sene çok çekti. 7 gün daha, 7 ay daha çekmesin. Ne olur başka da hiçbir isteğim yok. Lütfen ben evlatımı istiyorum. Kokusunu daha çok duymak istiyorum. Sevinç Aygül kızı Rümeysa için stüdyoda. Rümeysa şu an hamile. Cezaevinde bir aydır. Eşini tüfekle öldürüyor. Ama diyorlar ki o bir nefsi müdafaydı. Aslında öldürmek istemedi. O kadar çok şiddet uyguluyordu ki kocası Murat. O yüzden benim kızım Rümeysa onu hani bir korkutmak amacıyla o tüfeği çıkartmıştı. Hamile ve içeride. Evet, hamile ve içeride. Bir aydır. Bir buçuk ay oldu. Bu Murat'la 7 yıl önce evleniyorlar, kaçarak evleniyorlar. Evet, ha? Evet. Kaçıyor, sizin rızanız yokmuş galiba. Evet, yoktu. Bu Murat nasıl birisiydi? Yani biz gerçekten onu, madde kullanan, sürekli döven, söven bir adam mıydı? Yani biz onun kızım çıkarken onu bilmiyordu öyle şeylerini. Aha, nerede tanışmışlar? Benim yapıyordu. Aha. Kombi mağazası firmasında sekreterlik yapıyordu. Orada tanışmışlar. O müşteri miymiş? Evet, müşteri olarak gitmiş. Orada tanışmışlar. Tamam. Öyle işte bir sene falan kadar çıktılar. Yani ben çocuktan hiç hoşlanmamıştım. Görmüştüm, hiç hoşlanmamıştım. O yüzden öyle vermek de istemiyordum. Yani çünkü bana öyle şeyi vermedi hiç. O hissi vermedi. İyi bir insan oldu. Gözünüz tutmuyor bu Murat'ı ilk efendim, gördüğünüzde. Yani Murat'ı istemedim. Hiçbir şekilde bir güven duygusu vermedi. Hiçbir şekilde istemedim yani ben onu. Kızınız aşık mı oldu? Evet, ona? Kızım ona aşık oldu. Kızımın bir şekilde yani cahil olduğuna kızım bir şekilde kandırdı yani. Kaçtı. Yani ona güzel sözlerle kandırdı. 19 yaşındaydı. 19 yaşında. Evet, 19 yaşındaydı. Kaçtılar, evlendiler. İşte evlendi, gece başladı zaten. Biz düğünlerinde biz oradaydık. Hemen barıştık zaten. Düğün akşamı çok kötü geçti. O gün akşam öğrendik biz madde kullandığını onun. Öyle düğünde mi? Falan evet kendinde değildi hiçbir şekilde. Düğünde. Evet, düğünde de hiç kendinde değildi. Düğün bittikten sonra eve çıkıldığında da evi dağıtmış, her tarafa dağıtmış. Babasını çağırmışlar, kendi babasını. Kızın da mı bilmiyordu onun madde kullandığını? Oralarını o da bilmiyormuş, ona hiç söylememiş. Yani yıl kendi görüşmüşler, bir yıl içinde hiç anlamamış mı? İyi yönlerini göstermiş, kızım çalıştığı için, her zaman da buluşmadıkları için. O sadece izin günlerinde, izin gününe buluşuyorlardı. Düğünde ne yaptı adam? Düğünde de böyle yerlere yıkıldı, kalktı. Kimseyi dinlemedi, tuhaf hareketlerde bulundu. Siz o gün anladınız bu adamda bir şey var. Evet, o gün ben anladım. Madde kullandığını kim söyledi? Orada kendi söyledi zaten. Ne dedi? Bana dedi, anne ya dedi, içkime dedi bir şeyler katmış arkadaşlar dedi. Ben dedi ondan böyleyim dedi. Ondan biraz kafam güzel, kusura bakma anne ya dedi bana düğün gecesi. Orada o kendi söyledi zaten, odaya geçmiştik. Hı. Hani üzerlerindeki takıları çıkarmak için orada kendisi söyledi. Hı. Ondan ben böyleyim anne dedi, kusura bakma dedi. Sonra? Ondan sonra düğün akşamı evlere gidildi işte. Onlar evlerine gittiler. Biz de aşağıdaydık. İşte bizi geçirdikten sonra yukarıda başladı, bir kıyamet koptu. Düğün gecesi başladı yani bütün bu olayla. O gece evi dağıtmış. Eniştesinin üstüne yürümüş. Annesinin hemen evlendiği yürümüş. Gece. Aynen. Benim kızımın üstüne yürümüş. Sonra babasını çağırdılar, Nazım Bey'i. O tokat atıp da durdurabilmiş onu. Kendine getirmiş yani. Ondan sonraki günlerde de hep sürekli kızıma şiddet uyguladı. Camdan atmaya kalkmış. Bıçaklamaya kalkmış. Hatta yataklara bile bıçak deliği var, yataklarında bile yani onların. Sürekli yani bu 7 sene boyunca kızıma hem psikolojik şiddet uyguladı, hem dayak psikolojisi uyguladı. Bu adam ne iş yapıyordu peki? İlk önce bir firmada çalışıyordu. Bu banka ATM'lerini yapıyorlardı. Hı-hı. Onu oradan işten çıkardılar onu. Yani işe olan şeyliğinden dolayı. Okumuş etmiş bir adam mı bu? Üniversitekiden terk. Ha. O yüzden ondan sonra onu oradan çıkardılar. Yani işinden memnun değillerdi, işten çıkardılar onu. Ondan sonra kendi elektrikçilik yapmaya başladı. Serbest çalışmaya başladı ama fazla iş bulamıyordu. 7 yıl boyunca hep kızınızı dövmüş mü? Evet. Sizin bundan da haberiniz oldu. Evet oldu ama hiçbir şekilde kurtulamadık. Bir şekilde boşanmak istedi benim kızım. İlk çocuğuna hamileydi. Hı hı. O sorular boşanmak istedi. Benim evime geldi işte. Evimde kaldık ama damatım bizim kitabında boşanmak yokmuş. Yazmıyormuş. Ya ölürmüş ya öldürürmüş ama boşanmak olmazmış. İki tane de çocukları olmuş. İki tane de çocukları oldu ondan sonra. Kaç çocuklar? Biri 6 yaşında şu an, şu an biri de 5 yaşında. Onlara siz mi bakıyorsunuz? Ben bakıyorum, evet ben bakıyorum. Bir de hamile şimdi. Bir de hamile. Onu da hapse girince öğrendi hamile olduğunu.
Hapse girdiğini öğrendi. Bir aylık falan hamile oldu. İşte bir buçuk aylık hamile olmuş oluyor ya. Ha? O zaman şimdi 2,5 aylık olmuş oldu. Çok enteresan. Öldürdüğü adamın çocuğunu doğuracak. Öldürdüğü gün aynı zamanda hamile olduğunu da muhtemelen öğreniyor. Çünkü bir aylık hamile. Evet. Bir ay önce hapse giriyor. Aynen, o gün öğrendi. Tüfekle öldürüyor kocasını. Hı-hı. Evet. Ne oldu o gün? Yani demek ki Rümeysa dayanamamış ki artık tüfeği alıp hani onu korkutmak, işte çekil yoksa seni öldürürüm mü diyordu o anda. Siz orada mıydınız? Evdeydiniz, evet, galiba değil mi? Evet. Ne oldu o gün? Fulya Hanım, bu 7 senenin bir dolumu, psikoloji bozumu. Patlaması mı? Patlaması mı dersiniz? Yani o gün de yani psikoloğa da götürdüm ben kızımı. Damadım ama hapları kullanmasına izin vermedi. Murat'ın karısı diyelim dedireceğim bana dedi. Yani kızımın çok çocukları da öyle. Sürekli çocuklara da psikolojik olarak korkuturdu. İkisi de korkuyorlar biliyor musun şu anda? Çok kötü. O günde olayda da ben 2 gün oluşamadım çocuğuma. Biz çünkü kızım benim, biz çok bağlıyızdır birbirimize. Böyle her gün telefonda konuşuruz. Rümeysa kocasını evde öldürdüğünde çocuklar evde mi? Evdeydi. Gördüler mi? Öldürürken görmediler. Ev dubleks. İkinci kattaydık biz. Onlar bahçedeydi, kavga ediyorlardı. Çocuklar sonra gördü mü babalarını o halde? Üstüne battaniye bir şey örttüler. Gördüler mi? Battaniye gördüler sadece. Babalarının hani yüzlerini görmediler. Ne dediler peki? Sağ olsunlar acildekiler çocukları buralarına böyle koydular kafalarını da. Çocuklara göstermediler, hiçbir şekilde görmediler çocuklar geçerken. Hani yüzlerini kapattılar, anladım. Çocuklarını görmediler. Gece oluyor kavga. Yok gündüz oldu. Gündüz oluyor. Evet. Ne oluyor? Yani neden öldürüyor Rümeysa? Ya 2 gün ben bunlara ulaşamadım. Diyorum ya her gün ben çocuğumla konuşan bir insanım. Tamam. Yani biz çünkü çok bağlıyız. Tamam. Mesela oğlum da var benim. Siz nerede yaşıyordunuz? O nerede? Ben Balıkesir'de yaşıyorum. Onlar Balıkesir'in bir köyünde yaşıyorlardı. Ha. Köye damat ev yapmıştı, dubleks. Orada yaşıyorlardı onlar. Hı-hı. Ondan sonra ben ulaşamayınca çok merak ettim tabii. Çünkü her gün konuşuyoruz ya. Sürekli arıyorum açmıyorlar. Dünürümü aradım. Annesini, damadımın annesini aradım. Ya Dünür böyle ben bunlara ulaşamıyorum. Hani bir şey yapmasın. Çünkü sürekli bu madde kullandığı için sağı solu belli olmuyor. Bu madde yani ben sırf onun yönünden çok korkardım. Çünkü ne zaman öyle kullansa genelde çok kullandığı için. Hı hı. İçki olsun madde kullandığı için sağı solu belli olmuyor yani. Birden deliri veriyor. Kafasında kurgular yapıyor. Bu da beni çok korkuturdu. Her gün yani yüreğim sızlardı. Kızım telefon etmeden acaba bir şey oldu mu? Acaba bir şey yaptı mı? Acaba çocuklara vurdu mu? Acaba kızımı dövdü mü diye her gün korkardım. Kızınız kurtulmak istiyordu ondan aslında. İstiyordu ama. Yani ayrılmak istiyordu ama adam istiyordu. Ayrılmıyordu. Yani. Adam kaç yaşındaydı? 30 yaşlarındaydı o. Sizin kız da 25 yaşında. 26 yaşına bastı. Yeni bastı daha. Yani 26 yaşında. Evet. Kurtulmak istiyor ama onu da diyorum ya onda yokmuş boşanmak, öldürürmüş. Bir de kızımı böyle psikolojik olarak böyle korkutmak için öldürme şekilleri, teknikleri anlatıyormuş. Yani kızım bana kısımlarını anlatmadı beni korkar diye de kızımı o şekilde korkutuyormuş. Hani sen böyle öyle bir şey yaparsan seni bu şekilde öldürürüm. Parçalara ayırırım veya bu şekilde diye ona bir tür tehditler ediyormuş. Onu çok korkutuyordu yani sürekli bu 7 sene evden çıkarmamalar. Evden kızım sadece ben izinli olduğum günleri çıkabiliyordu. Ben çalışıyordum. Hı hı. Mesela haftanın bir günü iznim vardı. O zamanlar çıkabiliyordu benimle sadece. Evin bahçesinde 5 tane köpek kız çıkmasın diye böyle dev gibi. Kamera sen bu adamın karşısına dikilmiyor muydun Sevinç Hanım peki? Sen nasıl bir adamsın? Ne aşağılıksın? Sen benim çocuğuma nasıl vurursun? Sen nasıl bir babasın? Nasıl bir eşsin diye. Sen böyle onun karşısına geçip... Murat'ı tanısanız hani diyemezsiniz ona. Çünkü niye diyemezsiniz? Kendi ailesi de korkuyor. Diyorum ya kafası güzelken sağa sola belli değil. Senin dediğini kendi kafasına kuruyor başka şekillere çeviriyor. Bu sefer Rümeysa dayak yiyor. Anlatabiliyor muyum? Korkar mıydın hep ondan Murat'tan? Kim? Sen. Ben de korkuyordum. Diyorum ya. Her an bir şey yapabilir diye. Evet yapar. Çünkü benim kızım onun elinde. Ben bir şey diyemezdim. Ben bir şey dediğimde bu sefer onu kuracak Rümeysa'ya dövecek bu sefer de. Anlatabiliyor muyum? Ben iyi geçinsinler diye hani başka yerinden bir şey gelmedi. Çünkü sürekli yardım ettim. O alamadığında ben aldım. Ben zaten ondan çalışıyorum. Yoksa tek başıma benim paraya ihtiyacım yok. Annemle beraber yaşıyordum ben. Ama sırf onlara yardım edeyim. Çocuklara market alışverişlerini yapayım. Hı hı. Elimden gelen her türlü yardım yapmak için ondan çalışıyordum yani. Onlar için çalışıyordum. Mesela çalışmıyor değil mi? Yani çalışmak ne kelime hanımefendi? Lex, 5 tane köpek, bunların bakımları, her şey para. Evet. Bu adamın durumu nasıldı? Ya diyorum ya, iş bulduğunda elektrikçilik yapıyordu. İşlere gidiyordu. Yani hayvanlara da sadece ekmek alıyordu. O tür şeyler veriyordu yani. O gününü anlatır mısın sen? Tabii ki. O gün işte ben ulaşamadım. Sonra en sonunda Dünür'ü aradım. Dünür de dedi ben de ona şey yapamam, arayamam, bana bağırır dedi. Allah Allah, adamdan herkes korkuyor. Evet, diyorum ya çok korkuyor herkes. Ha
Hakikaten yani çok psikopat bir insandı. Hakikaten öyleydi. Allah rahmet eylesin, hakikaten öyle bir insandı. O da dedi Yasemin'i aratalım. Yani kızının adı Yasemin. Yasemin'i aramış, o da ulaşamamış. Tamam. En sonunda ben öğleye doğru ulaştım, Murat açtı. İkisinin telefonu da kapalıydı. Damadım açtı telefonu, oğlum dedim çok merak ettim siz hani neredesiniz? Kızımın telefonunu da mı açmıyor dedim. Ama Rümeysa'nın hiçbir şekilde sesini duymuyorum. Hı. Bu da beni çok korkutuyor. O da ya yok ya anne bir şey dedi, sen hemen dedi heyecan yapıyorsun dedi. Hemen olay yapıyorsun dedi. Bir şey yok dedi ama dedi tabii ki de bir durumlar var anne dedi. Biz dedi çok da iyi değiliz dedi. Olmazsa bir durum dedim, hani oturup konuşalım, hani hallederim ne varsa dedim. Hani ben kızıma ulaşmak istiyorum yani bir şekilde. Güzel güzel konuşuyorum telefonda, oğlum ne olur ben de gelin, beni de alın, beraber oturup konuşalım dedim. Hı. O dedi tamam anne madem dedi, bu kadar heyecan yapma dedi. Gerek yok dedi bana telefonda, ters ters. Ondan sonra ben gittim işte, işten izin aldım, çıktım. TTM var bizim orada, otobüs. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben Akpınar'da çalışıyordum. Balık restoranında çalışıyordum. Ne olarak? Mutfakta çalışıyordum. Ha, kahvaltı mutfak. Çıkarıyordum. Tamam. O tür şeyler, hı-hı, yapıyordum. Izgara'ya yardım ediyordum. Ondan sonra işte izin alıp gittim. Sonra beni aldılar bunlar TTM'den. Onların evine gittik. Tamam. Eve girdi. Evet, çocukları önce kardeşime bıraktık. Konuşacağız ya. Ha. Önce kardeşime bıraktık çocukları, ondan sonra köye gittik biz. Tamam. Ondan sonra eve girdik. Habire telefona programlar falan indirmeye başladı. Bana diyor ki anne diyor, görüyor musun diyor, duvarda diyor kan lekeleri var diyor. Saçma lekeleri var diyor. Ben görmüyorum bir şey, bakıyorum görmüyorum. Oğlum dedim bir şey yok ya duvarda dedim. Altında halüsinasyon gibi. Evet. Anne dedi sen dedi ben de kafamı buluyorsun dedi, bana bağırdı. Kafamı buluyorsun sen, ben dedi sen beni deli mi diyorsun sen bana dedi. Görmüyor mu kan lekelerini dedi. Tamam oğlum dedim sen var diyorsan vardır o zaman dedim. Çünkü eyvah, şey kafası yerinde değil. Nasıl tersini söyleyebilirim. Tamam oğlum sen öyle diyorsan öyledir dedim. Var tabii anne dedi, tabii dedi bunlar benim varsayımlarım diyor. Ben dedi kafamda dedi kuruyorum bunları dedi. Böyle dedi anne dedi, bunlar varsayım tabii dedi. Mutlaka dedi bu eve dedi birileri girdi. Ateş ettiler eve, senin kızına da tecavüz ettiler dedi. Başladı benim yanımda tüfeği doldurmaya. Pompalı şu kadar bir tüfek var elinde. Başladı ona mermi doldurmaya. Ay senin gözünün önünde. Evet gözümün önünde. Rümeysa doğurdu o anda. O benim yanımda oturuyor. Ben burada oturuyorum. Tamam. Murat da burada sen oturuyor. Sen tabii tir tir titriyorsun. Aynen, o pompalıyı. Aynen korkuyoruz böyle. İkimiz de. Tüfeği dolduruyor. Habire mermi takıyor içine. Oğlum dedim o ne dedim. Tüfek niye dedim dolduruyor dedim. Ne yapacaksın ne sen ya dedi. Sen bilmezsin dedi. Senin dedi bu kızı ben yok edeceğim dedi. Sizin dedi kökünüzü kazıyacağım ben dedi. Oğlum dedim biz sana ne yaptık dedim. Niye yanlışımızı gördün dedim. Kızımın niye yanlışı var dedim. Var dedi senin kızın bir olay olmuş dedi. Burada da bana anlatmıyor dedi. İlla bulacağım ben bir delil dedi. Evin altını üstüne getirmiş o gün. Ne olmuş yani? Ne demek istemiş? Ya bilmiyorum kendince kuruyor işte. Halüsinasyon görüyor yani. Şeyler oluyor kullandığı maddeden dolayı. Ay. Öyle bir şey varmış gibi, hı, olay yaratıyor. Kurguluyor. Evet kuruyormuş kafasında. Bir de söylüyor da bunlar benim varsayımlarım diye. Söylüyor bir de yüzüme. Bunlar benim diyor varsayımlarım diyor. Ben de kuruyorum anne diyor. Kurdukça da daha çok kuruyorum diyor. Kendi de anlatıyor bana. Yanımda tüfeği dolduruyor. O günden bir şey söyleyeceğim. Evet, evi de bu hale getirmiş. Sevinç sen eve gittiğinde ev bu haldeydi. Evet bu haldeydi. Bize de toplattırmadı, ellettirme dedi. Böyle kalacak dedi. Evi dağıtıyor yani evi dağıtmasının nedeni ne arıyormuş evde? Delil bulacakmış güya evi basmışlar ya. He. Delil bulacakmış. Kafasında uydurmuş. Uyduruyor. Evi dağıtmış. Evi dağıtmış aşağıları her tarafı kırmış dökmüş. Evi dağıtmış yani bu şekilde getirmiş evi. Baksanıza her şey lavaboları falan kırmış atmış. Tamam o peki pompalıyı mermi diziyor sizin karşınızda. Evet karşımızda sonra, yani bizi korkutuyor işte. O pompalı nasıl senin kızına geçiyor? Yok o pompalı da benim kızımın eline geçmedi. Benim kızımın eline geçen tüfekti. Av tüfeği. Tabii yarp evde de yani. Evde 5 tane çıktı zaten. Cephanelik gibi evi mi? Evde cephanelik gibi. O evde tabanca mıydı? Yok şöyle bir şeydi. Ben pek anlamam ama tane. Şöyle. Niye o silahlar evdeydi? Bilmiyorum ki valla evden 5 tane tüfek tabanca çıktı. Bu Murat'ın hepsi değil mi? Hepsinin evet. Bu kadar böyle bir şeydi. Ben pek anlamam ama böyle büyüktü. Habire ona mermi doldurdu benim yanımda. Senin habire de program indiriyor bir yandan, hı-hı, telefona. Senin kızın dedi bir silah almış dedi. Bana söylemiyor dedi. Oğlum dedim bilse niye söylemesin sana dedim. İlla ki söyler. Benim kızım sana yanlış yapmaz. Sen bizi tanıyorsun dedim. Benim kızım dedim evimden çıkmıyor zaten. Zaten evden nasıl çıksın? Zaten izin vermiyorsun. Kamera buraya sistemleri kadar var. Zaten köpekler var. Nasıl çıksın? Anlamanız açısından. Şimdi bu taktiği yapıyor. Aynı zamanda gösteri yapıyor kıza. Kafasında kurgulamış olduğu o şeyi söyletmeye çalışıyor korkutarak. Ha. Bak mermiyi falan. Ama uyduruyor yani kızı. Tabii uyduruyor. Hiç aldattı mı Sevinç senin kızın peki Rümeysa eşini? Asla öyle bir şey olamaz. Benim kızım zaten çocuklarına bağlı, evine bağlı bir insan. Kaldı ki diyorum ya evden çıkmıyor.
Evden çıkma izni bile yok ki çocuğum. Niye böyle bir şey de düşünsün, niye yapsın? Zaten adamdan anladığım kadarıyla hepiniz böyle titriye titriye yani. Zaten öyle bir insanla yaşarken aldatmanın ağası bile olamaz. Yani ben, o tüfeği senin kızın nasıl alıp vurdu? O detayı anlat bana ama bir telefon var, İlayda. Senin kızının arkadaşı. Bir takım bir şeyler anlatmak istiyor. İlayda Hanım merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Rümeysa'nın yakın arkadaşısınız siz, doğru mu? Açık öğretimden arkadaşıyım. Açık öğretimden. Buyurun siz, siz ne biliyorsunuz Rümeysa ve Murat'ın bu ilişkisi, bu şiddet olayları hakkında? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Rümeysa'yı ilk hamileyken, ilk çocuğunu hamileyken tanıdım. Okulda tanıştık, sınıfta. Hı hı. Öncelerinde çok soğuk, herkesten çok uzak duran bir kızdı. Sonrasında tanıştık, yani bir ortamda bulunma şansımız oldu. Böyle aramızda bir samimiyet kurduk, 3-4 kız. Yani 3-4 kız arkadaş olarak senenin sonunda tamamıyla artık birbirimize bir şeyler anlatabilecek durumdaydık. Rümeysa anlatıyordu, yani sürekli şiddet uyguluyor, sürekli dövüyor, işte sürekli kavga ediyoruz, işte alkolik arkadaşlarıyla sürekli takılıyor, gelip sonrasında işte beni dövüyor. Hani alkollüyken zaten her gece, yani alkol aldığı her gece Rümeysa'yı dövdüğünü söylüyordu Rümeysa bize. Hatta şöyle söyleyeyim, az önce Sevinç abla da size dile getirdi. Murat'ı tanısanız işte böyle olmadığını anlarsınız diye. Bizler arkadaşları olarak, yani bizim hiçbir alakamız bağımız olmamasına rağmen, cinsiyetimizin kız olmasına rağmen, biz Murat'tan çok korkardık. Yani Murat'ın olduğu bir ortamda bizim elimiz ayağımız titrerdi. Ve hani Rümeysa ile o an konuşamazdık. Murat geldiği an bizim Rümeysa ile olan konuşmamız kesilirdi. Murat eve geldiğinde biz direkt hani evden çıkmak için uğraşırdık. Kendisi daha çok anlardı bunu. Hatta bir keresinde bana şey anlattı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk ya da ikinci çocuğuna hamileyken karnına tekme atıyor. Hem Rümeysa hem çocuk ölsün diye bir şekilde. Bu şekilde sürekli anlatırdı bize. Yani hatta bir keresinde şöyle anlattı. Murat dedi bir akşam eve geldi dedi. Yine alkollüydü dedi. Alkol içen arkadaşlarıyla beraberdi dedi. Bir geldi kafası karavan içinde dedi. Doktora götürmek istediğini söyledi ama doktora gitmemiş. Rümeysa da yaraya baktığı zaman kafasının derisinin tamamıyla soyuk olduğunu ve hani kafatasının görünüyor olduğunu söylemiş. Ve hani nasıl diyeyim size, Rümeysa'ya tedavi ettiriyor kendini. Hastaneye bile gitmiyor. Yani böyle psikopat bir insandır Murat. Yani Rümeysa bize hep bu şekilde anlatırdı. Okula zaten Rümeysa Murat'ın bilgisi dahilinde gelemedi. Murat yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı Sevinç arkadaşımız. Neler yani biz sonrasında zaten dediğim gibi Rümeysa'nın evine giderdik Murat yokken. Ama dediğim gibi hani Murat geldiği an biz çıkmak zorunda kalırdık. Rümeysa da bize hep bu şekilde anlatırdı. Evet, peki Sevinç Hanım, neler yaşamışsınız? 7 yıl boyunca. Tam işkence vallahi. Yani kızımın yaşadığını anlatsak yani bitmez yani, hakikaten bitmez. Kelimelerle anlatılacak değil yani. Bu kadar korkar mı, korktunuz mu bu adamdan? Hiç polise ya, gitmeyi. Ya, 1.90 boyunda bir insan. O kadar da korkuturdu ki insanı. O kadar yana sağa sola belli olmazdı. Biz kızım da benim gibi minyon. Nasıl karşı koyacağız ki? Bizim arka çıkan hiç olmadı. Şunu da gep de sizi kurtaram diyen olmadı. İki kişiyiz. Hiç kimse yardım etmedi bize. Sizin kocanız, ne bileyim erkek kardeşiniz yok muydu hiç? Herkesin kendi hayatı var. Çoluğu çocuğu var. Eski eşim, onu bile çağırdık. O da işim var dedi. O da gelmedi. Kimse kurtarmadı. Siz ana kız kaldınız öyle yani. Kaldık öyle. Beni de orada, gittiğim günde beni de rehine aldı orada. Telefonlarımızı aldı elimizden. Kızla ikimizin. Jandarma polisi aramayayım diye. Size dedi belli olmaz dedi. Ararsınız sizi. Bir de dedi, gizli telefonlarınız vardır dedi. Benim çantamı bile araştırdı. Telefonları aldı. Bizi rehine aldı resmen orada. Kızla ikimiz böyle yan yana oturuyoruz. Çocuklar yukarıda. Çocuklar şimdi sende, iki çocuk sende. Evet, ben de ikisi de bende lan. Soruyorlar nasıl mı? Çalışıyorsunuz çocuklarla? Yok, çalışmıyorum hanımefendi, ben şu anda. Allah razı olsun, belediye bize ev kiralayıverdi. 1200 lira kadar da maaş bağladı. Ben babamın da 800 lira para alıyordum. Annemle parasını paylaşıyorduk. Onlarla geçiniyoruz hamdolsun.
okullara yazdırdım çocukları işte. Biri bire gidiyor, biri ana sınıfına gidiyor. De annelerine çok ihtiyaçları var işte. Nasıl vuruyor o gün? Ya o güne gelemedim işte. Ondan sonra o akşam işte telefon programını indirirken sen dedi niye söylesen dedi. Ben dedi boş boşuna uğraşmayacağım dedi. Ya Murat dedi bilmiyorum ben o programları dedi tekrar kızım. Bir tane vurdu kızımın böyle boynundan bir tane yumruk patlattı. Kızımı yere yıktı. Ben de üstüne kapandım orada kızımın. Kurtarayım onu diye daha hala ona vurmak için bana vuruyor sırtımdan. Kızımı şey yaptım ondan sonra çocuklar camdan çığırdılar. Anne diye bir çığlık attılar. Ondan sonra durdu bıraktı bizi. Ondan sonra biz yukarı yolladı çocukları uyutun diye. Gittik biz. Bu da kendi de sakinledi nasıl sakinlediyse gitti odasına çekildi yattı. Sonra sabah oldu. Baktık biz evde yok bu. Gitmiş. Kızım da benim kahvaltı hazırladı işte. Kahvaltıyı bir kilo market gidiyor yemedi. Kalktık. Komşu aşure gitmiş. Onu aldık. Kapıdan girerken daha Murat geldi hemen arkamızdan. Daha kızım aşureden bir kaşık alabildi. Mutfaktayız alt katta. Gel dedi seninle konuşacağız dedi. Dışarı gel dedi. Dışarıdan bağırıyor. Hı hı. Ondan sonra kızıma dedi anne ne olur dedi bana vursa da çıkmayın dışarı dedi. Çocuklar her şeyi gördüler zaten gece de o 6 saat boyunca onu şey damda tutmuş. Hı. Aç susuz tutmuş. Onu falan karşıma geçip de kendi anlatıyor ballandıra. Kızım diyor, gene dedi söylemedi anne bir şey diyor. İşte tamam, ben oraya gitmeden önce. Peki Sevinç için merak ediyorum. Ondan sonra siz de ne olur dedi gelmeyin anne aşağı dedi sen çocukları yukarıda tut dedi. Tamam. Çocuklar görmesin dedi biz çıktık çocuklarla. Bunlar dışarıda kavga etmeye başladılar işte. Gene tekrar soruyor ne oldu bir evde diye. Ondan sonra başladı vurmaya herhalde ki sesleri geliyor. Kızım da bağırıyor yapma Murat ne olur yapma Murat her şeyi söyledim sana bir şey bilmiyorum diye. Kızım da yağvuruyor haber sesleri geliyor. Pat pat da sesler geliyor herhalde ki vuruyor kızımı. Ben de çocuklar da çığırmaya başladı ağlamaya başladı annemizi dövüyor diye. Hı. Balkon kapısı açık sesleri geliyor. Hı. Ondan sonra aradan daha 5 dakika geçmedi bir tüfek sesi patladı. Ondan sonra ben çocuklarla bir şey yaptık. Çocukları tutayım diyorum. Çocuklar çıs çıs çığırıyor. Acaba çocuğum ama bir şey oldu diye dehşet içinde kaldım. Balkona koştum baktım Murat yatıyor yerde. Allah'ım yani ben yaşadığım dehşetin önünü düşünemezsiniz. Çocuğumu vurdu öldürdü sandım. Yemin ediyorum çok korktum. Allah kimseye o dehşeti yaşatmasın. Baktım Murat yatıyor. Ne oldu ne oldu dedim. Anne dedi istemeden dedi tüfek patlayıverdi dedi. Ben korkutmak için kaldırdım dedi patladı dedi. Hemen çabucak koştu bir tane havlu buldu. Ama. Bastı işte öyle oldu yani. O ona vurarken korkudan. Beni öldürecek, vura vura öldürecek beni diye hemen koşmuş oradaki tüfeğe kapmış. Mutfakta kapının yanında tüfek neresinden varmış. Neresinden vurmuş? Omzundan vurmuş. Sağ omzundan vurmuş. Omzundan vurmuş. Havaya havaya ateş edeyim derken ama saçma gelmiş boğazına. Saçma gelmiştir boğazına. Ama tüfeğmiş o da saçma gelmiş boğazına. Yakın mesafe olduğu zaman çünkü saçma damarına, böyle gidiyor. Şah damarına doğru. Tabii, açılarak damara gidiyor. Geldi bütün yakın atış olduyu için. Bütün bu bölgeye girmiş. Parçalar oraları. Yani işte sadece görünüşten bir şey yok. Hani omzunda yara var. Sanki ben havlu bastırdı kızım ama bu saçma boğazına gelmiş işte. Ölüyor orada. Ha, öldü. Acil servis hemen aradık ama ondan gelse kadar vefat hemen etti. Hemen kızın cezaevine alındı. Evet. Ama orada bir şey dikkatimi çekti ya. Kavga başlıyor ya. Hı. Kavga başlayınca beni dövecek diye hemen gitmiş silah. Demek ki o şimdi benim düşündüğümü savcı da kapı düşündü. Ağzında kapı ağzında niye silah duruyor orada ya? Hayır kapı ağzında derken kapıdan orada merdiven var. Silahlar hep orada mı durur normalde? Oraya koymuş işte herhalde Murat bir tane orada tutuyormuş işte. Zaten 5 tane silahı var. 5 tane varmış bir tane. Onu kim koymuş oraya? Murat koymuştur kim koyacak ki? Kız nasıl onu gördü gitti acaba kavga anında aldı. Muhtemelen tüfeklerin olduğu yer miydi orası? Yani anlamadım. Evet. Tüfeği oraya koymuş. Hayır, gün önce arabasına doldurdu ya. Tamam abla. Demek ki oraya koydu. Şunu sormaya çalıştım. Planladı mı diyor yani şey. Kızınız bunu planladı mı? Kızınız mı koydu anlamında dedim oraya. Hayır neden planlasın? Hayır. Genelde oraya koyuyormuş. Dama koyuyormuş. Bir gün önce içini doldurdu ya silahın. O pompalıyı değil, dolduruyor. O değil. Ev cephanelik ya. Onu arabasına koymuş. Dedim ki pompalı ayrı tüfek ayrı. Kızı öldürmek için o mu hazırlık yaptı? Kızım onda şey kurşun olduğunu bile bilmiyormuş efendi. Hepsinde silah hep evin farklı yerlerine. Evet, arabada var. Çıktı. Arabada da var dediğiniz. Damda çıktı, evde çıktı. Orada kendini korumak için. Evet. Yani bizim meşru müdafaa dediğimiz. İçinde mermi olduğunu bilmiyormuş ki. Sadece korkutmak için kandırmış. Üstüne atanınca eli tetiğe değiyor, o da patlıyor, omzundan yaralanıyor işte. Bilir miydi şey peki silah kullanmayı, tüfek kullanmayı yok, nereden senin bilsin? Kızın? Hayır. Nereden peki bilsin? Onun elinde bir silah varmış mı? Murat'ın elinde mi? Evet. Hayır yokmuş işte dövüyormuş sadece. O döverken o fırlamış tüfeği alıyor var mı vuruyor. Darp izleri. Var. Raporu var. Raporu var evet. Şimdi Sevinç Hanım diyor ki buraya gelmesinin nedeni şu. Benim kızım şimdi hamile
Öldürdüğü adamın çocuğunu doğuracak. İçeride bu bir nefsi şey bu ama hamilelik kendisini savunmak için aslında. İnfaz erteleme sebebi. Ha ne yapabilir şimdi? Ceza olabilir. Muhakemeleri Kanunu madde 100 diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa meslektaşlar affetsin. Gebe kadın ve doğum yapmış kadın 6 ay süreyle cezası ertelenir. Yani tutukluluk hali de ertelenebilir. Hı hı. Bebek sağ doğduktan sonra 2 ay sonra tekrar cezası kaldığı yerden devam eder. O arada da yargılaması devam çıkar. Ama Sevinç dediği şu hani işte elektronik kelepçeler var, tutuksuz yargılamalar var. Bu yani işte ona dönmesini istiyor. Bu da neticede o da tutuklu. Olabilir mi yani, bu? Çünkü aynen. Çocuklar ve hamile kadınlar için bu müjde verici bir uygulamaydı. 5275 sayılı yasayı hatırlıyorum ama. Ya, tam teknik olarak çok da boğmayayım sizi bilgi ama hı hı. Bu erteleme sebebi ve ev hapsine dönüştürerek en azından doğumdan sonra da 2 ay emzirme dönemini bekleyebilirler. Peki Handan abla seninle okurken şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu adamı öldürmeseydi bu kadın muhtemelen bu adam bu kadını öldürecekti. Aynen. Zaten kendi yani ölecekti zaten muhtemelen. Zaten bir psikopat bir adam. Evet. Peki hani burada cezayı hafifletici ya da tabii tamamen ki azaltıcı bir zaten şey var değil mi? Mevcut. Çünkü bu adamdan yani bunu söylemek belki garip olacak ama bu adamdan başka kurtulmanın yolu onu yoktu. Onu ben belli ki bu adam saniye zaten psikopat olduğu için madde de kullandığı için bir şekilde şüphelenecek. Sen beni aldattın böyleydi diye işte kurtacak bir vuracaktı. Yani, kurtacaktı. Onu, acaba pardon. Bak, evet. Anlar abla bir şey. Tabii size uyuşturucu yani evet. Madde var. Çıktı mı üzerine? Evet. Peki. Bakın şimdi 2 saniye tamam. Size şunu anlatayım anlasınlar diye. Heh. Ben şu müdafaayı anlatıyorum. Hı-hı. Kızınız burada. Bu kapı yok burada. Şu şekilde düşünün. Evet. Arkası duvar. Bu şekilde. Ve eşi karşısında 1.90 boyunda iri yapılı bir insan. Artık uyuşturucunun da etkisinde onu öldürebilir. Evet. Saldırılan bir tutum halinde. Yani evet. Çünkü dövüyor. İçindeki darplar falan hep bunu gösteriyor. Evet. Tamam mı? Burada elinde silahı burada buldu aldı silahı eline. Hı. Şimdi kaçabileceği bir alan var mı? Yok. Şimdi ona bakar mahkeme. Şu kapı açık şurada kapı varsa der ki öldürmeyeceksin sıkmayacaksın. Kaçın. Buradan kapıdan kaçacaksın. Çünkü ölümü gerçekleşti ama bu kapı yoksa burada kaçabileceği bir alan yoksa ateş ettiyse işte meşru müdafaa oldu. Hmm. Anladınız mı? Yok ben sadece meşru müdafaayı evet, anlatmak şimdi istedim. Şimdi Savaş'cığım biz dosyaya bakıyoruz. Yani bahçedeydi kaçabilirdi, öldürmeyebilirdi mi demek şimdi bunların hepsine bakacaktır. Yani orada bir keşif yapmışlardır muhtemelen. Şimdi otopsi bir madde etkisi. Ha. Bahçede kaçacak gibi bir yer yok. İkincisi olan yeri inceleme, dosyaya bakmamız bir de keşif değil mi abla? Yani keşif evet yapacak, kaçabilme alanı var mı? Ona bakacak. Meşru müdafaaya aynen bu şekilde sokabilir. Evet. Yok bahçede yok. Kaçacak bir yer yok ama bizim zaten dağın şeyin taşta kayalan önünde ev. İşte onu kaçacak yani bu adam zaten onu kaçırtacak bir adam kaçacak değil yani. Kaçacak da bir adam da değil zaten. Zaten yani mümkün diyor ya değil. Şey bir de. Koşulları değerlendirmek lazım. Evet. Evet. Bakılacak. Sevinç Hanım yine görüşeceğiz sizinle. Bir de önemli bir şey var meşru müdafaada. Muhtemel bir tehlike yani. Kuvvetle muhtemel bir tehlike olacak canına zarar gelmesi ilgili. Bir 90 boyunda bir adam yürüyor. Full tehlike evet. Handan abla. Kız da küçük ufak tefek bir şey Rümeysa'da. Minyon değil sizin mi? Gibi aynı değil mi? Yani. Aynı bana benziyor. Bir kalkar mısınız sizin boyunuzu? Evet çok minyon küçük. Zayıf. Öldürür ya tuttuğu gibi. Aynen. Evet. Yani boş boşuna korkmuyoruz yani çünkü bizden çok iri. Yani evet. Bizim onu karşı gelmemiz mümkün değil. Yani ben savcımızdan, hakimlerimizden çok rica edeceğim. Bu hamile hapse giremez diye bir kanun var. Lütfen hani ayağı kelepçeye de olsa isterse 10 sene versin ama evinde olsun. Benim söylediğim yanımızda ya olsun istiyoruz yani. Biz sadece çocukların ona ihtiyacı var. Yani Murat'ın yaptığı bir hapse şekilde giremez diye onlar cezası ertelenir ve yargılama ertelenir. Hı hı. İşte ama diyor ki meşru müdafaaya dönebilir mi bu iş diyor. Yani ben öyle istiyoruz. Biz dönsün istiyoruz. Sonuçta Murat'ın yaptığı mesela 7 sene hapis yaşattı benim kızıma. Şu anda da hapis. Aynı şekilde yani benim kızımın kaderi hiçbir şekilde değişmedi. Orada da psikolojik olarak morali bozuluyor, kahroluyor. İki çocuğu var dışarıda her gün anne diye ağlıyorlar. Onların psikolojileri bozuldu. Psikiyatriye götürüyorum evet. Çocukları. Evet. Okula başladılar. Hani evet. Bizim ona ihtiyacımız var. Onun da bize. Sadece savcımızdan, hakimden hani bunu göz önüne bulundurmalarını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan lütfen çok rica ediyorum. Sesimi herkesin duymasını istiyorum. Yani kadınlara her türlü kanun çıktı. Lütfen benim kızımı da korusunlar. Sadece ve sadece bunu istiyorum onlardan. Benim sesimi duysunlar istiyorum. Sizin programınız benim umudum olsun. Kızımın umudu olsun. O yüzden geldim Fulya Hanım. Size de çok peki. Teşekkür ediyorum bu yüzden. Peki. Çok sağ olasın Sevinç Hanımcığım. Yarın yine görüşeceğiz sizinle. Kendini çok iyi bir şekilde ifade ettin. Önemliydi.
Ben ilgileneceğim, yarın da inşallah burada olacaksın. Şimdi Nermin Hürremoğlu gelecek. Haberini bir getirelim ekrana. Nasıl olur ya diyeceğiniz bir olay bu da. Yeni bir dosya, yeni bir konu. Haberi izleyelim, daha sonra devam edeceğiz. Halamın oğluyla evlendim. Güzel, mutlu bir evliliğim vardı. Fakat eve yani ayrılma celbini geldi. Geldikten sonra öğrendim yani aldatıldığımı. Resmi nikahlı kocası önce nişanlandı. Kendi abisi var. Onun oğlunun sünnet düğünü vardı. Ben Kırıkkale'ye abimin sünnet düğününe gideceğim dedi. Gitti. Velhasıl orada bir gece kaldı. Ertesi gün düğününü kutladılar. Tekrar geldi. Ben dedi nişanlandım orada dedi. Ardından kendisini öldü gösterdi. Ablamın dedi kayınvalidesi dedi. Ellerine mendil aldılar dedi. Oy, dul oldu oğlum. Öldü Nermin öldü. Vay benim kuzum, kadersiz kuzum diye karşıladılar beni de. Ben de neye uğradığımı şaşırdım dedi. Böyle baktım güldüm. Oy dedim, seni de damat gibi gördüler. Kime alıyor, kime istediler seni dedim. Yani ben şaka yapıyor zannettim o kişiyi. Eve getirmiş, uzatmadım, ben de ayrıldım. Yetmedi, üçüncü çocuğumun babası ben değilim diye mahkemeye başvurdu. Bir sonra çocuğumla beni vurmaya kalktılar. Küçük çocuğumun hakkında görümcem laf çıkarmaya başlamış. Bu üçüncü çocuk senden değil. Mahkemelere çıktık, bir oldu, iki oldu. Üçüncü mahkemede deyanet esri istedi hakim bey. Ondan sonra biz de kabul ettik hemen karşıdan. Hemen ben kabul ediyorum dedim. Çünkü yani hani diyorum ki çocuğum da kurtulsun. Ben de kurtulayım yani. Öbür kardeşler de kurtuldu. Bu büyük bir hani iftira. Korkulan oldu. Üçüncü çocuğunun babası bir başkası çıktı. Bir tanecik oğlumdan sen neyse onun hayatını sen nasıl bir babasında karartabiliyorsun ya? Nasıl arkasına düşmezsin sen yani? İki tane yavrumu ben 21 yıldan beri görmüyorum. 21 yıl dile kolay. Ben onların saçının teline bile dokunmaya kıyamazken, öpmelere, koklamalara kıyamazken ben anneleriyim, başkalarına anne diye hitap ediyorlar. Yani azmedemiyorum bile ben. Çocuğum 29 yaşında. Ben bu davanın peşini bırakmam. Alnım ak, yüzüm pak benim. Hakan seni çok seviyorum anne. Bu kadar çok seviyorum ki. Şu içimdeki ateşimi bilsen annem. Bak senin de evladın oldu. Evlat sevgisi çok yüce bir şey. Zehra, benim pamuk prensesim, popişim. Çok seviyorum seni annem. O yumak ellerine dolma sardığımız günleri biliyorsun değil mi bebeğim? Canımın içi ne olursun annem, seni çok seviyorum. Çok çok anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Nermin Hanım, çok enteresan. Yani yaşadığınız olay, üç çocuğunuz oluyor ilk eşinizden, boşanıyorsunuz. Ama diyorlar ki üçüncü olan, küçük olan Kenan şeyden değil, evlendiğiniz adamdan değil diyor sizin görümceniz. Diyor bunu galiba. Kardeşim. Ama siz diyorsunuz ki olamaz. Ben başka bir insanın eli elime değmedi yani. Hani dokunmadım bile yani. Başka bir insanla hiç ilişkim olmadı. Nasıl olabilir diyorsunuz. Evet. Ama DNA sonucunda sizin küçük çocuk başka birinden çıkıyor. Evet. Siz eminsiniz. Evet. O çocuk yani bir başka bir adamla herhangi bir ilişkiniz olmadı. Olmadı. Siz halanızın oğluyla evleniyorsunuz yani. Halanızın oğlu Osman Bey'le. Ondan üç çocuğunuz oluyor. Üçüncü çocuk Osman Bey'den çıkmıyor. Evet. Ama bu nasıl olabilir? DNA'da ondan çıkmıyor ama siz diyorsunuz ki hayır, o çocuk Osman'dan. Evet. Ben başka bir insanla hiçbir şekilde bir ilişki yaşamadım. Evet. Gerçekten enteresan. Çünkü yani 1983-4 yılında evlendik biz eşimle. Üç tane çocuğum oldu. Niye halanızın oğluyla evlendiniz Nermin Hanım? Ben 13 yaşındaydım. İlk defa köye gittik. Şehirde bir yetişmiş büyümüş bir insandık. Abim üniversite mezunuydu. Hani o üniversitede mezunuydu. Ablam lisede okuyordu. Öbür abim hani ortaokuldaydı. Yani ben daha ilkokul hani ortaokula yeni geçmiştim. Hı hı. Yani o ilk defa da köy göreceğiz yani. Oraya gittik ama babama ne yaptılarsa işte illa kendi Nermin'i küçük oğluma alacağım diye halam tutturmuş. Hmm. Ankara'ya da gelip köşeden kalkmadı. Almadan hani yüzüğü parmağına tak, 13 yaşındaydım yani. Yüzüğünü parmağına, abim benim ne sözüme ne nişanıma ne düğünüme hiç şey yapmadı büyük abim. Babama küstü. Sen nasıl verebilirsin 13 yaşındaki bir çocuğu dedi. Bir de büyük halanın abim. Oğlu. Evet. Bir de başka adam kalmamış gibi halanın oğlu. Halamın oğlu. Ondan sonra... O kaç yaşındaydı Nermin Hanım?
Yani biz evlendiğimizde ben 17'ydim. Hani aradan zaman geçti. Okudum, ortaokulu bari bitireyim. Onu ben 17'yi yine bitirmek üzereydim. O da 24 yaşındaydı yani. Aramızda 7 yaş vardı. 61'li ben 67'liyim. 13 yaşında şey oldu. Söz mü kesildi? Evet, söz kesildi. Ha. Yani. Sen 17'ye gelince evlendin. O da 24. Evet. Ama bayağı çapkın bir adammış bu Osman. Kim? Osman. Vallahi öyle bir insan değildik aslında. Mütevazi bir aileydik. Annesiz babasız abisinin yanında büyüdü. Sonra hani yaz, annesine falan giderdi yaza. Küçük kaldı. 5 yaşındayken öksüz kaldı yani. Öyle büyüdü ama hani bilmiyorum yani evliyken de hep sorumluluğunu bilen, ben de sorumluluğumu bilen ama bir insandım. Ama size hissettirmeden yapmış galiba. Yani yapmış onu. Ev sahibi olduktan sonra oldu olan ne olduysa. Ya sünnete gidiyorum diye. Ay bir çok enteresan. Evet, Eltim'in sünnet düğünü Osman, vardı oğlunun. Sünnete gidiyor. Bir işte bir tanıdığın sünnet düğününe Osman Bey gidiyorum Öpöz diye. Öpöz abisinin yeğeni yani. Öpöz ha yeğeni. Yani sünnete evet. Gidiyorum. Sünnet düğününe gidiyorum diye evden çıkıyor. Evet, biz kendi beraber nişanına gitmiş. Beraber gidecektik ama. Tövbe ya Rabbi. Ama sünnet düğünü de olmuş o gün. O ona sonra çıkmış kendi nişanına mı gitmiş? Yani orada da. Sizi sonra. Ya nişanlanmış. Ve benim evliliği devam etti. Ve ben buna anlam veremedim. Yıllarca bu benim içimi kemirdi. Kimle nişanlanmış? Nişanlı olmuş. Ha? Nişanlı. Eltim'in teyzesinin kızıyla nişanlandı. Tövbe. Şimdiki eşiyle. Akraba içi, evet. Aile içi. Evet, yani 91'de zaten biz kirada oturuyorduk işte, kooperatif evlerine girdik. Ben içeride nakış, o dışarıda özel sektörde çalışıyordu, o evime destek oluyordum. Babam maddi manevi hani o ara paralarına destek ola ola bir ev sahibi olduk. 91'de taşındı. Kenan 20 günlüktü o zaman evimize, Batı kente taşındığımızda. Ev sahibi olmuşum, önümüzdeki sene de tarla tabanı ekeceğiz. Hani her yıl bir abi ekiyor ki kardeş, bunlar 5-6 kardeşler, hala oğullar kızları. Hani destek oluyor anne de, bir eksiğinizi alın diyor. O yılda bizdeydi. Arabamızı da alacağız. İşte Allah oğlan kız da vermiş. Yani daha ne istiyorsun sen? Nur topu gibi hani evet. Kimle bu nişanlandı dediniz? Eltim'in, yani büyük kaynımın, kendi öz abisinin, ne oluyor? Hanımının teyzesinin kızıyla. Bu ben sünnet yapıyorum. Düğününe şimdi siz onunla beraber gidiyorsunuz. Gidecektik. Ha, sen gelmiyorsun. Etti. Yengem telefon etti. Gündüz çarşıya gittik biz. Ondan sonra biz ev sahibi hani yeni olduğumuz için daha tamam. Kooperatif taksitlerini ödüyoruz. Tamam, bir dakika. Sen o düğüne gelmiyorsun. O bana oradan telefon etti. Ben kulağımla duydum. Yengem dedi ki Nermin'i getirmeyeceksin dedi. Düğün sahibi yani. Bu Firdevs'in teyzesinin kızı olmuş oldu. Tamam, evet, getirmeyeceksin. Getirmeyeceksin sen deyince ondan sonra ben de niye gitmiyormuşum dedim. Sebep ne de gitmiyor. Onun sebebi de şöyleydi. Yani görümcemden dolayı bir tartışmamız falan olmuştu. Herhalde dedim abisi dedim hani kayırdı bacısını. Aha. O yüzden beni istemiyorlardır dedim. Şeytanımın aklına gelmez. Meğersem sünnet düğününde onun nişanı da olmuş. Evet evet, onun nişanı da olmuş. Bu nasıl bir aymazlık? Bu nasıl bir şey oluyor ya? Ben anlayamadım. Evli adamın nişanı. Yani evli mesela nişanı 91'de, oluyor. Bak 91-92 arada çok fark yok. Ben mesela İngilizce kursuna gittim diye mesela yazıldı. İngilizce aha. Kurslarına gitti. Belki de Ankara'da oturuyordu. Belki ona gidiyordu. Ben bilmiyorum yani. Benim hiç kalbimi dövecek bir de şey Nermin yoktu. Hanım evet. Sizi öldü diye gösterip mevlütsünüzü okutmuş. Evet. Sana... Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Yani öldü diyor ki rahat rahat nişanlansın şey olsun diye. Herhalde onlara da imam nikah kıyacaktı. Şimdi bizim hani... Bayağı mevlüdünüz okunmuş. Böyle gibi. Hani biz böyle duyunca nişan kendisi gelip anlatınca biz de şey yaptık hani ben de hani üzüldüm yani. Ondan sonra aradan bir hafta iki hafta geçmedi işte yalan olmasın hani çok geçmiş yıl. Celp geldi eve boşanma kağıdı gelince. Ben de anneme babama telefon ettim böyle böyle boşanma kağıdı geldi dedim. Benim biz gerçekten şaka zannettik yani ya hani böyle biz de şey takılıyor zannettik. Ya, bir de boşanma kağıdı gelince ben de 3 tane çocuğumu aldım annem babam hani. Ben annemlere gittim. Tamam. Hani biraz ders alsın yalnız tamam. Kalsın gibisine falan işte geçmiş zaman. Ondan sonra biraz kaldık annemlerde. Ondan sonra tekrar hani şey yaptık hani birleştik. Yani tekrar hı. Evimize döndük. Sizin yani. Daha nişandan falan haberiniz yok tabii. Yok yok işte öğrendik. Nişanlanmış, yani, mevlüdünüzü okutmuş. Ondan sonra bu da bana ders vermek için. Bu sefer de sen de annenlere hani git, gider gibisine yani. Ben çocuklar alıp geleceğim gibisine. Bu sefer de o aldı çocukları köye götürdü. Tamam. Kaçırdı yani benden. Hı hı. Ondan sonra biz babamla hemen kendi evimizde bekliyoruz. Batıkent'teki evimizde kendi rahmetli babamla. Şimdiki hayattaki abim şahit yani. Abim, ben, babam işte iki de komşu aldık yanımıza ki yani bir şeyimiz olsun. Yani onlar da gördüklerini söylesinler diye.
Ondan sonra çocuklarımızı almaya gittik. Eltimler de yoktu. Sincan'da oturuyordu o görümcem, küçük görümcem. Hmm. Onda da yoktu çocuklar. Köye gittik. Tamam, çok detaya girmeyin. Orada öğrendim işte. Kafam yanıyor öyle. Evet işte onda orada öğrendim ben. Köylümüz dedi ki bu Nermin'in sesi mi dedi. Evet deyince yazıklar olsun dedi kayınvalideme. Hani Nermin öldüydü dedi. Biz eyvah, orada böyle eyvah, şaşırdık. Selam kızım dedi, senin dedi selam verildi dedi. Eyvah. Mevlidin okundu dedi. Yemekli mevlidini verdiler dedi. Yarabbim. Yemin ederim yani. Ay, abim Nermin de şahit buna. Ondan sonra komşularım, iki tane komşuyu iyi ki götürmüşüz. Zaten onların arabasıyla gittiydik. Cemile abla eğer seyrediyorsa bağlanabilir. Çünkü ben İbrahim abi, şoför İbrahim abi. Kendi eşinin adı İbrahim abi. Nermin Hanım peki sizin anne falan aranmadı mı? Ya başın sağ olsun Nermin ölmüş. Yok bizi kimse aramadı, yok. Kimse sizi aramadı. Yani o zamanlar zaten sabit telefonlar yeni yeni evlere veriliyordu. Ha doğru ama olay kaç? 80, 23 kaç oldu? Doğru 84'te oluyor. Benim oğlum 29 ha. yaşında şu anda. Ha, çünkü yani. Şimdi birisi ölse 7 düvel duyar. 34 yaşında en büyük çocuğum. 5 yaşındaydı mesela. 4 yaşındaydı mesela. 4-5 yaşına giriyordu yani büyük tamam. kızım. Şimdi peki, 34 yaşında. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan gerçekten. Bu Osman Bey yaşıyor mu şu an? Evet yaşıyor. Yaşıyor yani. O nişanlandığıyla mı yaşıyor? Tabii evlendiler. Yani 2 yıl ben şey yaptım. Sünnet düğüne diye gidip nişanlanan sizle evliyken onunla şu an evet, evli öyle mi? Evet, o ilkinki celbi yırttık attık. Tekrar bir başladık biz. Yok baba dedi işte özür dilerim dayız dedi falan. Ha. Ondan sonra biraz daha devam ettik ama yok olmadı. Yürümedi. Sonra da yani mahkemelere verildi iki karşılıklı. Nermin Hanım, şimdi buyurun. Sizin bu Osman Bey'den 3 tane çocuğunuz oluyor. Evet. Üçüncü olan, küçük olan çocuğunuz niye böyle bir, bilmiyorum siz iftira diyorsunuz ama kendin... Evet iftira yani, diyorum. Kendim, neden derseniz benim selamı verdirmiş adam siz nasıl şüphelenmezsiniz? Hem beni öldür hem çocuğuma iftira. Hani benim çocuğumu verseydi de. DNA'sı gelseydi de ondan sonra deseydi ki akraba adına ya ben bunu hani öldü bildireyim de hani yüz ahı olsun gibi hani bir iyilik yapmış gibi bir şey desen ya ben hayattayım. Cenazem veriliyor ondan sonra çocuğun DNA'sını mahkemeye veriyor. Hani anlatabildim mi konuyu? Anlayabildiniz gittiniz mi? Gittiniz mi adli tıpa? Tabii ki gittim. Çocuğu hayır niye şey İstanbul'a ben şeyi anlamadım. Niye üçüncü çocuk bizden değil? Bu lafı kim çıkartıyor? Ha, da niye bundan şüpheleniyorlar da DNA testi? Görümcesi yapmış. Evet görümcem, büyük görümcem yaptı. Ama niye ama böyle bir şey? Biz de onu mahkemede öğrendik. Hani mahkeme bitti artık herkes ayrıldı. Ben ayrılmaz zaten şeyi eve getirmişti de benler evliyken. Ben babamın evinde durduğum için öbür eşiyle nişanlı eşiyle imam nikahla eve getirdi. Bunu kendi kızım, oğlum hepsi gördüler yani. Hani ben onları gönderdim. Ondan sonra bakın gerçekten doğru söylüyor mu diye Mamak İlköğretim Okulu'ndaki müdüre hanımdan Albayrak'tı soy ismi ondan rica ettim. Cumartesi pazar dedim bir gitsinler böyle bir duyum aldım gerçekten doğru mu diye. Gerçekten de doğruymuş yani. Çocuk dedi ki sabahleyin kalktı baba bize geldiklerince cumartesi gitti pazar geldi çocuklar. Babam bize cici anne almış dediler yani evde. Ortalarında yattım dedi bu küçük oğlan. 1 yaşındaydı o zaman 1-1,5 yaşındaydı Hakan, Zehra, Kenan hep gittiler yani. Neyse 4 yıl bende kaldı işte çocuklar. Mahkeme kararı, ben de onu öğrendikten sonra kendi avukatıma telefon ettim. Bitsin yani mahkeme dedim. 2 yıl sürdü mahkeme. Oyun 2 yıl sonra ayrıldım. Ama ben şeyden şüphelendim şimdi. Lütfen ne olur kusura bakmayın. Rica ederim. Yani gerçekten DNA tekrar yaptırılır, bakılır. Aynı şekilde çıkarsa ben görümcenin size bir oyun oynadığını düşünürüm. Ben hala anlamadım. Ben düşünürüm yani sizi... 28 uyutup, yıl uyutup, önceki DNA ilaç. Ya bu test yanlış gelebilir mi? Ya farklı bir şey demeye çalışıyorum. Evet. Yani bir de aynı sizin anda... başka kimseyle ya, bir hayır. Ya, ben sadece ilk eşim Osman Bey'le evlendim. Başka hiçbir ilişkim olmadı. Ondan sonra 8 yıl sonra da Mehmet Üremoğlu ile evlendim. Hayatınızda ikinci enteresan bir gece oldu mu? Aniden uyuduğunuz. Ya. Yani çünkü ya vallahi bak yanlış anlamadım. Ya Savaş oldu. Abi ya. Ama lütfen. Aniden uyuduğumuz ne ya? Biz nasıl bir aileydik? Gece şey hayatı da. Olan bir hayır, aile hayır. değiliz yani. Evde enteresan aniden. O zamanlar ev yani. Gazoz. Ne bileyim birisi çünkü, gazoza bir şey yaptı. Çin koydular mı? Çünkü görümce ya o kadar planlanmış ki. Şimdi öyle güzel anlatıyorsunuz. Ben çok iyi anladım mesela anlattıklarınızı. Evet. Böyle hepsi sıra gidiyor. En sonunda da görümce diyor ki ya bu çocuk bundan değil. Görümce ortalığı karıştırıyor. Tabii çocuk planlı bundan değil. Planlı bir senaryo aslında. Ya başkası senaryo, değil. Türk filmi gibi izledim ben yani şu an. Yani acaba
İlla ki bir şey varsa, hani başınıza bir şey mi yaptılar, bir şey mi getirdiler? Ama peki şu sonuca bir şike sokulamaz mı? Yani sonuçta görümce bu kadar eminse baştan beri de başka bir kadınla evlenmesi planlanmış. Onu yani işte, sonuçta o şekilde planlandığı için acaba bu sürece yeniden bir şike sokulmuş olabilir? Raporun sahte rapor falan mı? Sahte rapor ya da bir şey onu baştan olarak belirttim ben. Bak sahte rapor olabilir. Çünkü Nermin Hanımcığım siz Osman Bey'le evleniyorsunuz. 3 çocuğunuz Osman Bey'le yaşadığınız ilişki sonucunda oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Başka bir insanla? Hayır. Ne bileyim sizi bayılttılar, uyuttular bilmem. Olabilir, zaten olabilir. O da bir yok. Yani öyle, yani öyle bir gece atıp başka bir adamla hayır. Hani bir gün uyandınız hayır. Ya başka bir adam falan. Yok. Hayır. Hiçbir yani ilişki görümcenizde yatıya kaldınız mı? Ya köyde. Ama biz her şeyi değerlendireceğiz. Sormamız lazım. Ya aklıma geldi. Tehlikeli bir görümce çünkü. Görümce yaşıyor belli olmaz bu görümce. Aslında, görümce yaşıyor mu? O yaşıyor. Aslında her şeyin maşallah. Üst üste gelmesi insanları şüphelendiriyor. Ama ben köyde hani gidiyordum yani. Türk filmlerini yani. Hatırlayın. Ama ya ne yapsın? Nermin Hanım siz kendinizden eminsiniz. Öz o yerine yeğenine öyle bir şey yapar. Hani bana yapmış değil ki bu. Bana bir şey olmaz ki. Peki. Evladına olur. Nermin Hanım. Yani bu kadar dengesizlik olmaz yani. Nermin Hanım. Anlatabiliyor peki muyum? O çocuğun hayatı ne olacak yani? Nermin Hanım. Bazen görümceler. Mesela o çocuk gerçekten atıyorum Rıfat diye bir adamdandı diyelim. Mesela Rıfat diye birisi ilişkiniz vardı diyelim. Oh. Siz bunu böyle söyleyecek kadar da cesaretli bir insansınız. Yani eğer o çocuk Rıfat'tansa ya evet. Yani zaten üstünden kaç yıl geçmiş. Niye? Ben o dönem yok, işte Rıfat diye birisiyle ilişkim vardı. Bu ondan der mi? Der misiniz yok. Yani? Zaten hani diyebilecek Allah şeyde yani, bir kadınsınız yaz gibi sanki. Da. Yani açık bak sözlü. Emine Hanım'ın yani görümcem hem halamın kızı oluyor. Hı-hı. Onun atmış olduğu hani yani söylemiş olduğu isim şu anda benim çocuğumun nüfus kağıdında. Şimdi benim diğer evlatlarım da şöyle zannediyor. Annem hani halamın dediği insanla gitti DNA testini yaptırdı. İsim o çıktı. Baba ismi o yazıldı. Ondan sonra ama kendi kızlık soyadını acaba kullanıyor. Acaba doku örneklerini mi başkasından aldılar? Böyle olduğu için de çocuklar bana küsüyor. 21 yıl hiç konuşmuyor. Yani anlatabildim en son mi? Çocuğun baba nüfustaki o senin onu aldattığın isim olarak yazdılar babasının. O devlet ne bilsin? Devlet isim bir boncuktur diyor. Ya koydu hani baba ismi nüfus kağıdı verecek ya. Hani öyle. Anladım. Ha, ama anne de, anne başkasıyla hani çocuklar da öyle zannettiği için işlemişler çocukların beynini. Bir dakika bir şey söyleyeceğim size. Nasıl evet. Olabilir şimdi ya? Şimdi siz doğum yaptınız. Evet. Çocuğun nüfus cüzdanı kim aldı? Biz aldık normal anne baba olarak. Nasıl şimdi çocuğun babahanesi değişti? İşte o mahkeme açtı ya bacısının. Mahkeme kararı. Ha, o zaman soy bağının değişikliği için baba dava açtı demek ki. Tabii ki dava açtı. Dava açtı. Ben de diyorum ki acaba başkasının doku örneğini mi? Öyle verdiler de anne başka bir adam ki. Annesi ben annesi çıkıyorum. O. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Yok babadan alınan örnek başkasının alınmış olabilir. Hayır o geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ama bilmiyorum. Peki ortaya bir adam mı çıktı? Hayır. Ortaya bir adam mı? Kim o adam? Ha? Peki yazan adam kim? Kebriya Hanım. Görümcemin adını verdiği adam mı? Evet. İşte dosyada avukatta olan isim Ahmet. Kim o? Ama kim Ahmet? Ama Ahmet'i o. Ahmet'in soyadı yok mu? Var canım var. Olmaz. Buyurun. O adam kim? Onunla ya yani o bizim yani oturduğumuz çevredeki komşumuzun ayrıldığı eşinin oğlu. Ama o da benden yani 4 veya 5 yaş küçük. Yani görümce buna karar veriyor. O adam bunu baba yani o adamdan bir şey alınıyor mu Ahmet Bey'den? Ne alsın? Hayır baba doku baba örneği, o diyor evet. Ya doku örneği ya da onu bir örnek alınıyor mu? Ondan hiçbir şey alınmadı. Ama hiçbir şey alınmadı ona baba denir mi? Nasıl bir tane adama soybağ atfedilir? Yani öyle. Hiçbir şey alınmadan şey olma nasıl oluyor Handan abla? Şimdi adam beraber terslik var ya. O adam da deme yani ama mesela adam demedi mi ya bu çocuk benden diye. Adamın hakkında hayır, bir şey demedi. Hayır komşunun oğlunu baba olarak yazıyorlar. Komşunun oğlundan hiçbir örnek alınmıyor. Onun oğludur diye direkt yazılıyor. Komşunun oğlu hayır, bu adam duruma da ses ne dedi? Çıkarmıyor mu bunu? Hayır mu? O ne dedi bu duruma? Oğlundan öyle bir isim alınmadı. Şimdi normalde bana avukatım şöyle anlattı. Mahkemeye çıkıldı hani çocuk anneye verildi ya babadan evet. Da düştüğü için direkt ve mahkeme buna normal bir isim verecek yani. Hayır babanın Ahmet olur, Mehmet olur, şu bize danışılmadı. Hayır ama öyle bir öyle şey söyle. Şey Allah bir dakika Kebriye Hanım bir şey söyleyecek. Öyle bir şey olmaz. Bir dakika. Hayır, bir saniye. Çocuğum, bir saniye. Durduk yere aslında
bir şey söyleyeceğim Handan Hocam, orada bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Çünkü Nermin Hanım diyor ki şimdi benim kocamdan çıkmadı benim çocuğum, tamam. Kocam düşürdü. Yerine baba diye kimi buldular? Başka bir baba ismi söylerken devlet ona Ahmet diye yazdırmaz ki. Nermin Hanım söyler, ona göre yazılır. O zaman Nermin Hanım onun cevabını verecek. Nermin Hanım hatırlamıyor ya yılların bir şey oldu. Handan Hanım, Handan Hocam bir şey söyleyeceğim. Devlet ona al çocuğunun babası Ahmet diye söylemez ki. Öyle olmaz işte. Nermin Hanım onun cevabını verecek. Nermin Hanım öyle diyor. Nermin Hanım onun cevabını verecek. Öyle şey olmaz ki canım. Handan Abla değil de Nermin Hanım diyor onu. Ama ben eğer Ahmet Bey'le gitmediysem, Ahmet Bey şimdi adı kim yazıyor? Kanala, benden kim yazıyor ismi? Arslan. Babanızın ismi de veriliyor. Yani tamam da Sayın Avukatım, yani bana hiç ne öyle bir şey soruldu, ne edildi. O insanla da hani şey adlettikleri insanla da ben hiç gitmedim. Nermin Hanımcığım, Nermin Hanımcığım şimdi farklı bir şey var orada. Çocuğunuzun babasının sizin hala oğlu Osman olmadığı ortaya çıktı diyelim. Evet. Bir tane baba bulundu. Kim o? O adam hiç demedi mi bu çocuk benden değil? O hani adama ismini, hiç gidilip ismini de mahkeme açılmadı ki. Ama o adamla yani biz dedik ki nasıl o adamın adını kim yazdırdı peki Nermin Hanım? Emine Hanım var ya işte Osman Bey'in kız kardeşi, büyük ablası. Görümce. Görümce yazdırdı. Şimdi dosyayı aldığımızda verilen ifadeyi okuyoruz ya. Evet. İşte orada denilmiş ki Emine Hanım nokta 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 insanla hani ilişkisi oldu. Yani Osman'dan değildir, nokta nokta insandandır bu çocuk. Hani denilmiş. Şey Emine'nin beyanı mı? Bu ya olamaz beyanı. Ya. Yalancı tanıklık. Ha, bu o böyle demiş. Bu da buna istinaden mahkemeye vermiş. Mahkemede böyle olunca bizi direktmen Diyanet Esni'ne hani o adamı çağırdı. Şey ya öyle şey olur mu Nermin Hanımcığım, bir dakika. Bir saniye. Mesela senin çocuğun böyle olur mu var diye. Bir dakika, senin çocuğun şimdi adı neydi? O üçüncü çocuk kim denmiş yani? Söyle adını ya. O adamdanmış. Ahmet. Hayır. Ondan yani o değil. Kimden olmadı. Söyle. Yani benim üzerimde kayıtlı. Hayır. Tamam hayır. Ama senin çocuğun kimden çıktı? Hani geldi ya. Bak, nasıl Osman'dan değil bundan. Kimmiş mesela o? Mesela TC adı ne? E-Devlet'e giriyoruz da. Nasıl Nermin Hürremoğlu yazıyoruz değil mi? Annem çıkıyor, babam çocuğum, çıkıyor, baba dedem, baba adı dedem yazmıyor. Çıkıyor, soyum sülalem çıkıyor. Ama ben Kenan'ı yazdığımız zaman sadece bir tane anne. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Kardeş çıkmıyor, hiçbir şey çıkmıyor. Hayır, DNA'da neden? Ne çıktı peki? Ha, olumsuz çıktı. Olumsuz çıkınca ben de dedim ki bana çok oyun oynadınız. Muhakkak bunda da bir oyun var. Benim anlamak yüzüm pak dedim. Ben yani Fizan'da da olsa ben yıllarca sabrettim bak. Ama demin dediniz ki Ahmet dedi çocuğumun mi? Babasının hanesinde başka bir isim yazıyor. Tabii ki canım, nüfus kağıdımız var, çocuk nasıl hayatta işte olsun? Kim ama o adam? Adam yok. Bunun tamam adı ne? Kim yazıyor? Sadece Ahmet yazıyor. Soyadı da mı yok? Ne oldu? Gülşen. Hayır, benim kızlık soyadı. Gülşen işte. Gülşen. Baba, kızlık baba ben soyunu alıyor. Baba soyunu alıyor şey çocuk Kenan. Biz benim babam alıyor soyuna. Yani vasi oluyor. Aynen öyle oldu. Anladınız mı? Anladım. Bir, peki. Kayyum oldu. Peki daha ilgincini de söyleyeyim. Efendim? Nermin Hanım. Efendim? İki tane, üç çocuğu var ya. Hani üçüncü başkasından diyorlar yani. Evet. İki evladını da 21 yıldır hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Evet. Bir kızı bir oğlu daha var işte o Osman'dan. Bu üçüncü çocuk çıktı diye mi öbür iki? Evet. Üçüncü çocuk başkasından diyorlar, veriyorlar Kenan'ı, al diyorlar. Kenan senin. Evet. Bu iki çocuk da bizde kalacak diyorlar. Bir daha da hiç göstermiyor. Hepsi koca koca çocuklar olmuş. Evet. Kenan da şimdi kaç, 29 mu oldu? 29 yaşında. Çok öbürleri saygılı, de çok efendi bir çocuk. Ve onun yanında kalıyorum. Allah ondan bin kere razı olsun evladımdan. Daha bir günden birine kalbimi kırmış bir çocuk değil. Ay bu olaylara gerçekten ne diyor? Ay garibim ya, o da. Biz otururuz böyle konuşuruz. Evet ya. Yani konuşuruz. Hani, o size güveniyor mu Nermin Hanım? Ben ona, o bana der umudunu yitirme anne. Anlattıklarınıza inanıyor değil mi? Yıllarca bunu konuştuk. Peki o eltinizin şüphelendiği adam kim? İşte sizinle böyle yani falan biri mi? O da Mahmet'ti. İşte o yüzden hani benim çocuklarıma da demek ki diyorum kafalarına bunu bu zihniyet. Ama niye o adamdan şüphelendi? Kim? Ahmet'ten. Görünce. Ben ne bileyim yani ya siz nasıl önceden hep müstakildi evlerimiz, anladınız mı? Benim aynen evimden yukarıya çıkarken böyle hani asfalta çıkmam için onların kapısının önünden geçmem mecbur, başka yol yok yani.
Geçerim de ama o dedikleri şahıs zaten o evde yaşamıyor ki. Annesi yaşıyor. Ne? O anne de zaten evladından ayrılıyor. Ben bir şey soracağım çok az. Peki siz Ahmet'le hiç konuştunuz mu? Bu olaylar sonra. Ahmet'in bu olaydan haberi bile yok bence. Yok yok hiç konuşmadım. Ama Ahmet'i bu olaya karıştırmışlar. Yok ben annesiyle hani samimiydik o zamanlar da. Yani böyle bir şey hani onların da haberi oldu tabii ki. Yalan olmazsa. Demediler mi nasıl bizim adımız? Ondan sonra o da dedi ki hatta yemin ederim bak. Dedi ki ya abla öyle şey mi olur dedi. Kanımın son damlasına kadar ben vereyim yani dedi. Gerekirse dedi. İktidar davası açtılar. Yani olmaz öyle. Öyle dedi ya, yani. Çok karışık bir şey. Çok karışık bir olay. Yani o çocuk öyle dedi ki çok Nermin yani. Hanım 21 yıldır iki çocuğunuzu görmüyorsunuz. Evet. Hiç seslerini duymadınız. Onlar evet. Sizi biliyor muymuş acaba peki? Hani böyle bir Nermin isminde annemiz var bilmem. Abi bak ama ben söylüyorum. 4 yıl bende kaldı çocuklarım. Hani köyde öldüğümü öğrendim tamam, ya. Tamam tamam. Çocuklarım oradaydı ya aldım geldim ben hafızalarında onları. Hafızalarında vardı. Ama hafızalarında ha vardır değil tabii, mi? Tabii 3 gün dili tutuldu. Benim yanımda aha okudu birinci, ana sınıfını, birinci sınıfı, ikinci, üçüncü sınıfı kızım. 21 yıldır ama sizi şimdi acaba öldüğümü biliyorlar ne diye biliyorlar acaba? Yok yaşıyor biliyor. Yaşıyor biliyor çünkü benim ikinci evliliğimden bir kızım daha oldu. Ha. O da şu anda üniversiteyi bu yıl bitirdi. Hı hı. Ondan sonra acaba ben onu hani devamlı böyle konuşuyoruz ya. Yavrum dedim yani beni de derdim yani hani böyle bir yerler hani aklımdaydı ama beni onlara kavuşturan cennetin kapısını açtı derdim. Çünkü çok ağlarım ben hani evlatlarıma. Yani gerçekten çok seviyorum. Yani hepimiz anneyiz yani. Büyük kız 34 yaşındaymış 21 sene 13 ondan yaşında. O araştırdı. Yani ablasıyla şimdi o da aynı meslektaş oldular büyük kızımla. Onlar görüştüler ama ona ne kadar sıkı tembih ettiyse asla ve kat'a telefonunu ne bana veriyor ne de adresini bana veriyor. Allah Allah. Böyle. Kenan hatta. Hı? Kenan hatta telefonda. Canım oğlum kurban olurum. Kenan. Alo. Merhaba yani son zamanlarda merhabalar dinlediğimiz, duyduğumuz benim en ilginç olay ya. Vallahi aynen öyle ya. Yavrum. Gerçekten yani. Çok enteresan bir olay. Çok bilinmeyen bir denklem gibi. Evet. Yani. Kenan sen vallahi annene güveniyorsun sonuna kadar. Senin baban Osman. Hani, ya ben bu zamana kadar ben anneme sormadım ki. Hani o sayfayı ben tamamen kapatmıştım zaten. Ben hani annemin hiçbir şekilde yüzüne de vurmadım. Hani benim babam kimdir, şöyledir, böyledir. Hani o sayfayı ben tamamen kapatmıştım. Annem dedi, ben dedi ölmeden dedi. Hani tekrar dedi bu dedi davayı dedi yürüteceğim dedi. Peki anladın sen mı merak etmiyor musun bir daha böyle bir hani benim gerçekten hani bak tamam annen Osman diyor ama işte ya o kim merak etmez ki tabii ha, soyunu. Bir daha bir hani bir DNA testi yapılsa veya Osman baban Osman'la bir görüşsen yüz yüze gelmeyi. Ya şöyle bir şey ya o kesin emin her emin yani ben de istiyorum yani anladınız mı? Evet. Ve evet şöyle dedik, biz babasına zaten çok kırıldık, çok darıldık yani. Osman'a. Ben evet, hala oğlu olduğu halde bana öyle bir şey hani bir iffetsizliği yakıştırdığı için ben onu esefle kınıyorum. Ve asla hakkımı helal etmiyorum. Benim koç gibi bir oğlum daha var, Hakan'ım. Gelir, annem der çıkar gelir, oğlan kardeşiyle kanını test yaptırır, aynı babadan çıkar. Ben ve halasının da o denilmiş olduğu insanla bugüne kadar hiç muhatap olmadım. Kendimi asla ona yakıştıramadım. Hakan dediğiniz bana Osman'dan olan Hakan mı? Tabii ki. Ha, o Hakan'la aranız iyi mi? Yani Hakan, şey, hayır, onun için diyorum beni yüzünün tamam ayıbı çıkacak diye belki göndermiyor. Ha, ha. 21 yıldır. Ben çocuklarımla 8 yıl eşim, ilk eşim ama ikinci eşim Mehmet Hürremoğlu ile evlendikten sonra bana asla çocuklarım getirmedi. İkinci eşim beni okula kadar götürdü. Bu telefondaki Kenan oğlum. O zaman ilk ana sınıfında mıydın? İlkokul 1'de miydi? Yanımıza geldi, öbürü gelmedi. Kenan sen peki hiç kardeşlerinle hiç görüşebildin mi? Konuşabildin mi? Ya şöyle bir şey. Annemin haberi yok ama ben Zehra ablamla ara sıra öyle Instagram'dan yazışıyorum. Bence soybağının tespiti davası açın. Oy hainler bayağı. Bana demedin oğlum. Bana ben bir keresinde ya Zehra'ya Instagram'da zaten Zehra hani ya istemedi. Aa, Zehra tatlı istemedi hani kesinlikle dedi söyleme dedi anneme dedi. Ben de hani o istemeyince söylemedim ya. Anne ne yapsın? Yani ben bir kere hani Instagram'da bunlar büyük kız yazışmıştı. Hı. Ben de bir telefonum yoktu o zaman.
Hani Vardak çok kötüydü. A yasa B yazmıyor. B'yi yani bir uzun sürüyordu. Ben onun telefonunu aldım gece. Yazdım hani. Zehra ne olursun işte anneciğim kurban olurum. İşte böyle güzel güzel SMS'ler yazdım. Ondan sonra bu sabahleyin buna demiş annem bir daha beni aramasın mı? Yoksa sen mi arama öyle bir şey. Ben de bunu üzüldü diye bir daha elimi sürmek istemedim. Ona şöyle yazdım. Hani gidiyor ama benden değil, telefon benim değil. Sakın hani kardeşinden falan zannetme. Yazıyorum anneciğim ama bana yani sakın ha Kenan'ı üzme. Sakın ha üzme o çocuğu. Üzecek sakın ha hiçbir şey söyleme diye yazıp attım. Ama hiç karşılık, bir kere bile karşılık görmedi benim SMS'im, mesajım. İnanır mısın? Hiç görmedi. Çok özledim. Bu bir sabır. Bu bir sabır. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya sabır, ya selamet derdi benim anne. Yine yasal haklarınızı kullanın. Hasbiyallah ve ni'mel vekil diyorum. Bu insana da öyle diyorum. Ben yani bir kadın olarak, anne olarak, bak yıllar geçmiş ben arkasındayım evladımın. Neden? Kendime güvendiğim için. Ondan sonra çocuk, ya dedim bir çocuğum daha var. Gelirler ondan alırlar kanı. Niye ben gideyim de el alemin kanını alayım ya? Onu bak yıllarca bekledim. 19 yaşına geldi. Babalık davası gittik. Arabası vardı çocuğumu sattı. İkimiz üst üste koyduk. Avukata verdik. Bu sefer de yasalar değişti dedi benim avukatım. Davayı geri açamadı yani. Anladın mı? Ben babamı arıyorum diye. Davayı geri açamadı. Biz böyle kaldık yani. Elimiz kolumuz böyle kaldı. Ben de en sonunda çok affedersin. Ben dedim yani. Hani iffetli bir hanımım. Bana dedim devletiniz yani hani mahkemenizin yakıştırdığı o kelimede bir insan değilim. Ve ben bu dedim yani yarayı bak kaç yaşındayım? 53 yaşındayım. 67 doğumlu taşıyorum. Ve sabır ile taşıyorum. Yani yarası olan kocunsun. Bende bir şey olmadığı için rahatım. Hani bekliyorum. Yani sesleniyorum oğlum, kızım. Yani her zaman anneler de umut bekler çocuklarda. Sizler ne kadar büyüseniz de sizler benim hani evladımsınız. Resimde gördüklerim kadar hep bebeklerim onlar. Hep ağlarım ben. Bebeklerimi elimden aldılar çok diye. Çok uzun, 21 yıl geçmiş arada. Evet. Yani ben hep umdum. Şöyle umdum. Evlatlarım benim yaşantımı gördüler. Benim nerede olduğumu gördüler. Okuyacaklar. Çünkü hep okumayı aşıladım ben onlara. Bu evladıma da, öbür evladıma da. Hep okuyun, okuyun, okuyun. Kendim okuyamadım aldılar ya beni ortaokuldan. Ondan sonra... Hep bunu aşıladım. Bir gün olacak. Bana eşim, ikinci eşim devamlı dedi. Onlar niye gelmiyor? Onlar niye gelmiyor? Biliyor ya hani ikimiz gittik ya mahkemeye, sonucu da aldı. Nüfus kağıdını da ikimiz gittik aldık yani. Onlar niye gelmiyor? Bu bir nedir biliyor musun? Tacizdir. Hani alttan alttan yani. Efendice küfürdür yani İkinciden bu. İkinciden boşandınız değil mi? Evet. O da bu olaylar yüzünden 2015'te sizinle. Boşandık. Çünkü o da yediremedi artık. Neyini yediremiyorsun? Niye ya yediremiyor? Ne alakası var ya? Kendi kızına bakmıyor. İkimizin de bir çocuğu var. Ya sana ne elin oğlundan ya? O benim halamın oğlundan olan bir olay. Sen evet. Ben seni evlenmeden önüne koymuşum evet. Dosyayı. Açmışım. Sonradan takıntı yaptı bunu. Sonradan takıntı şey yapınca. Yaptı. Şimdi çocuklarına büyüyünce. Peki ben şunu merak ediyorum. Söyle. Bu DNA sonucunda mı iki çocuğu birden aldı baba? Yok. Ayrıldık ya zaten biz. Hayır siz mi verdiniz çocukları? Hayır devlet verdi. Devlet ben verdi devlete yani de, onu söylemek istiyorum. Evet DNA avukatıma sonuçta. Da şöyle dedim yani ya üçü bende beni, kalsın ya üçü orada kalsın. Hayır beni belki sadakatsizlik suçlaması evet onun için söyledim. Hani, o yüzden mi babada aldınız alamadınız? Nesebi olan çocuk dünyaya getirdiniz. Üçüncü ama bizim olarak... boşanmamızdan bunun bir alakası yok niye ki. Peki siz biz boşandıktan tamam. Sonra yarın konuşacağız yine. O zaman niye o zaman arkadaşlar, dostlar. Ama o zaman işte benim ekonomik özgürlüğüm kapatmam yoktu. Lazım. Olsun. Niye siz istemediniz peki çocukları? Ya ben didine didine bir ev sahibi olmuş muyum? Adamı zengin bir duruma getirmiş miyim? Şuradan sıkmışım, şuradan yalamış mıyım? Niye elin adamı gelse de sefasını sürsün? Benim babam şuradan bir bardak, çok disiplinli bir adamdı. Şuradan alıp bir bardak şurada durduğu zaman kabaran hümelen bir insandı. Peki. Tamam Handan Hocam, tamam. Biz yarın devam edeceğiz. Yarın yine konuşacağız Nermin Hanım. Çünkü çocuklarınız bağlanmıyorlar. Galiba biraz öfkeliler, bilmiyorum. Yarın inşallah ulaşabiliriz. Konuşun, görüşün isteriz. Ben şimdi Umut'a döneceğim. Umut Erkul stüdyoda. Umut hoş geldin. Umut 19 yaşında. Umut bugüne kadar hiç görmediği ailesini görmek istiyor. Umut'un hikayesi de enteresan. Umut 2 yaşındayken İstanbul'da, o 2 yaşındayken İstanbul'da jandarmalar buluyor Umut'u. Evet.
bırakılmış bir yere, jandarma bölgesinde bir yere bırakılıyor. Jandarmalar buluyor Umut'u, çocuk esirgemeye götürüyor. Çocuk esirgemede birkaç yıl çocukluk fotoğrafı, birkaç yıl sonra bir aile onu evlatlık alıyor, evlat ediniyor. İyi de bir aile galiba. Yani annem baban var şu an yani hani seni evlat edinenler. Var. Ama Umut diyor ki hani hep ister ya insan benim gerçek annem babam kim? Beni kim bıraktı oraya? Bir insan bilmek, tanımak istiyor. Belki çıkıp onların karşısına değil mi sormak istiyor. Beni niye bıraktınız 2 yaşındayken diye. Umut 19 yaşındasın. Çok güzel bir gençsin. Hiç değişmemiş kadar benziyor yani. Evet benziyor da. Hiç değişmemiş. Umut niye aramak istiyorsun, bulmak istiyorsun? Yani kafamdaki soru işaretlerini sadece açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hı-hı. Hani yani bunca senenin verdiği bir depresyon, psikolojik bir şey, hı-hı, baskı rahatsız ediyor artık. Yani görünmez engel gibi karşıma çıkıyor. Ya ben de bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sen 7 yaşına geldiğinde... Ramazan Fatma Erkul çifti seni alıyor. Hatta senin adını da Umut koymuşlar. Çocuk esirgemede Umut koyuluyor. Yurt vermiş. Yani öğrendiğim kadarıyla öyle. Çanakkale'de yaşıyorsun. Aynen. Seni evlat edinen. Ailen nasıl? Ya ailem kendince çok iyi insanlar ama aramızda çok kuşak farkı olduğu için anlaşma sorunları bazen yaşıyoruz. Ha, onların başka çocuğu... Var mı? Zamanında varmıştı annemin bir kız bir erkek karnında ama düşürdüğü için bir daha almamış sonra ya kendileri yapmak istemediler. Ha, sen evlat edinmişler. Aynen şu anda yaşasaydı onlar 40 yaşında falan olurdu herhalde hemen hemen o yaşta çocukları. Ha çocukları yaşasaydı. Hı-hı. Şimdi annem baban yani sen evlat edinenler kaç yaşlarındalar Umut? Annem 57 babam 65. 8 yaş var aralarında. Ha. Nasıl baktılar büyüttüler seni? Ya normal evladı gibi saydılar, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadılar, çok iyi baktılar. Hı hı. Yani hiçbir şeyim arkamda değildi yani. Her 7 yaşındayken onlar senin evlatlık aldığında o günü hatırlıyor musun? Yani arabaya bindirdiklerini ağladığımı hatırlıyorum herhalde. Hayal meyal hatırlıyorum. Ağladığımı hatırlıyorum gitmek istemediğimi. Kim bunlar dedin değil mi? Aynen. Ah Umut. Ne oldu sonra peki? Seni eve getirdiler. Aynen ilk önce annemin rahmetli ablasının yanına getirdilerdi. Gelirken de işte yapboz falan almışlardı. Orada kuzenim vardı. Hı hı. Onun yanına falan getirmişlerdi. Ondan sonra götürdüler. Öyle ama çok fazla hatırlamıyorum oraları. Hı. Biraz sonra hayal tabii ısındınız, kaynaştınız. Aynen. Anne demeye başladın sen Fatma Hanım'a. Onlar nasıl gelişti hiç bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Tabii 7 yaşındaydın. Okula gönderildin. Üniversite okuyor musun? Gidecek misin? Bu sene mezun oldum liseden. Denedim ama çok pandemiden dolayı verimli ders alamadığımız için. Ben de çok üstüne düşmedim. Sonlarda biraz sıkıştırdım. Onun da pek bir etkisi olmadı. Bir daha gireceksin değil mi sınava? Evet var hakkım var. Ha, gir daha bir daha. Var. Ne olmak istiyorsun? Ya ben aslında psikoloji okumak istiyorum da şu anlık aklımda diyaliz var. Ama normalde en çok istediğim şey diyaliz. Diyaliz bölümü. Diyaliz bölümünü okumak istiyorsun. Böbrek hastalığı. Sağlık Umut, üzerine. Ne hatırlıyorsun peki? Çocuk esirgemedeki günlerini hatırlıyor musun? 2 yaşındayken bırakılıyorsun. Ne biliyorsun geçmişine dair Umut? 2 yaşındayken zamanın için hatırlamıyorum ama buradaki küçük köy sevgurtlarına getirildiğimde o nasıl gelişiyor hiçbir şekilde bilmiyorum. 18 yaşımdan günü aldığımda Harun Coşkun müdür vardı 2009 tarihindeki oradaki müdür. Ondan öğrenmiştim. Onun numarasını buldum Messenger'dan. Yani istedim, attı, sordum. Ya anlattığı şey 2 yaşındayken sokakta işte jandarmalar buluyormuş polisin bakmadığı bir bölgede. Nerede? Mevki olarak bilmiyorum. Yani ağzıyla anlattı. Bir şeyle metin olarak bilgi göstermedi. Ha. Bir jandarma bölgesinde bulunuyorsun. Aynen. Ne vaziyette bulunmuşsun Umut? Hiç bilmiyorum. Ya hiç oraya kadar sordum o da çok fazla bilmiyormuş. Öyle dedi. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama. Ha. Sonra seni nereye getirmiş jandarmalar? Ya onun anlattığı kadarıyla, Harun Müdür'ün anlattığı kadarıyla Bahçeli evlere gidiyormuşum ilk önce. Ondan sonra Kartal, Kartal'da büyük ihtimalle kimliğim basılıyor. Çünkü kimliğimde doğum yeri Kartal yazıyor. Aha. Ondan sonra da 4 yaşına geldikten sonra da 50 kişilik bir aktarım oluyormuş. Küçük kuyu sevgi yurtlarına. 0-12 yaş bakıyorlar. Hı hı. Orada 3 sene kadar kalıyorum. Hatta orada sünnet falan olmuştum. Onları falan hatırlıyorum. Hayal meyal ağladığım zamanları hatırlıyorum. Hı. Oradaki üye anneler biraz çok iyi değildi. Hani bir ebeveynin küçük yaştaki çocuğa göstereceği şekilde şiddet gösteriyorlardı ama bu beni etkilemişti biraz.
hani kötü olarak etkilemişti. Belki bu aileme ortak noktamızın olmaması sebebi kinim öfkemden dolayıdır. Yani ister olarak beslediğim duygudan dolayıdır. Ya çok iyi aile ama ortak noktamız yok. Çok kuşak farkı var. Yaş farkınız çok fazla. Tartışıyor musunuz de evde? Bari normal bir ailenin tartıştığı tarzda yani uyuşmazlık sadece. Ama seni sahiplenmiş, evet, bakmışlar, okutmuşlar. Evet. Yine yani bir vefan olmalı ve onlara kızgın olmamalısın ama. Yok, hiç kızgın değilim. O kadar çok, hepsi çok iyi insan ki. Annen, ama seni evlat edinenler bu programa katıldığını biliyorlar. Aynen, biliyorlar. Ne dediler, ben programa çıkmak istiyorum? Üzüldüler. Aslında birazcık karşı değil de üzüldüler. Normalde çok rahat ailemler, hiç karışmaz yani. Çünkü her zaman için güvenirler, sıkıntı olmaz ondan. Yok, şimdi bulursam peki ne olacak? Anne, gerçek aileni ya bulursam. Ya şu anda ona cevap vermem çok doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü ne şekilde bırakıldım, kaçırıldım mı? Veyahut da birisi kasıtlı bir şekilde mi bıraktı? Veya Umut, kayboldun mu? Yani şey de o, iki yaş şimdi farklı bir şey bebek de değil ki, değil mi? O müdür ona yani bu şekilde anlatmış olabilir ama farklı bir hikayesi de olabilir. Yani o yüzden. Daha sonra değil mi? Tekrar araştırmak. Mesela gecenin bir saati mi bulundun? En basit şeyi söyle. Çöpte söylemiş mi bulundun? Ne bileyim. İşte o yüzden ne kadar doğru ne kadar yalan olduğunu bilmiyorum. Onun anlattığı kadarını söylüyorum. Ama belki arşivimde daha farklı bir şey yazıyordur. Tabii. Ama onun söylediği kadarıyla aktarım olduktan sonra ismim soy ismim yurt veriyormuş. Yani doğum tarihini nasıl yazıyorlar bilmiyorum. Onu da anlam veremedim tabii. Sen şimdi 19 yaşındasın. Aynen. Senin tabii hani merak ediyorsun, bulmak istiyorsun. Dosyana da bakabilirsin. Çocuk tabii. Esirin ya, ben buraya geldiğim önce talep edecektim. Hatta biz götürelim bugün, seni. Onu. Bugün için talep edeceksin bilgilerimi. Aha. Çünkü hani siz de erişebilirsiniz de sizin de bir bakanlıktan beraber izin almanız gerektiği için. Aha. Ben dedim hani yardımcı olayım dedim ya, ama bu kısa sürede çağırdığınız evet için teşekkür ederim bu arada. Öyle olduğu İnşallah için buluruz. Bir şey yapamadım. İnşallah buluruz. İnşallah. İnsanlar için çok önemli kök bağını bilmek. Şimdi değil bundan mi sonraki hayatını da belki böyle yönlendirmenin için de çok önemli bir şey. Bir kimim, de farkındalığı, ben neyim, ben farkındalığı yüksek bir çocuk. Yani o da belli, ben kimim, neyim, neden bırakıldım. Merak değersizlik duygusu ya da olabilir. Değersizlik evet duygusunu yok etmek için. Çünkü ne olursa olsun bir çocuk için bırakıldığını bilmek bir değersizlik duygusu. Ve 7 yaşında da olduğu için... Evet. 7 yaşındayken hani orada bir farkındalık var. Yani gerçek annen olmadıklarını da bilerek büyüdün. Hı-hı. O da başka bir duygu aslında. Ne olursa olsun. Ya bilmiyorum, annem hep zekisin derdi, şey derdi. Mesela küçükken arabamız falan bozulduğunda yoldan bir yerden gidip iki tane adam getirip arabayı ettirmişim. Mesela bir ara babamla yurda gidecektik. 40 tane falan gofret almıştık. Ama kaç yaşında tam hatırlamıyorum onu. Tam yolu böleceğimiz zaman arabayla babam kaza yapmıştı. Ben de arabanın içerisindeydim. Öyle olmuştu. Mesela işte nasıl halledeceğiz falan filan konuşuyorlardı aralarında. Ben orada tabii annemin ablasının çocuğunu aradım. Arif abi aramıştım. 10 kilometre kadar uzaklardaydı. Hemen o geldi, halletti. Mesela annem hep öyle derdi ama ben hiç övünmezdim ya bunu. Her zaman kendi bildiğim kadarıyla konuşurdum hep. Kendi çözümler üretebilen. Evet. Evet. Umut 2002 doğumlu. 2004 yılında İstanbul'da jandarma buluyor. O 2 yaşındayken. Ama bildiği tek şey bu. Daha sonra jandarma onu bahçeli evlere, çocuk esirgemeye bırakıyor, götürüyor. Daha sonra o 4 yaşına geldiğinde Çanakkale'li bir aile onu alıyor. Onlar büyütüyor. Fatma ve Ramazan Erkul çifti. Umut ama gerçek anne babasını da bulmak istiyor. Onlar yani ne yaparsın Umut? Anne babanı bulduk diyelim. Ya en kötü sorarım ya. Mesela ilk önce onların veya bulma şey fikri sana ne zaman geldi? Çok uzun zamandır var. Öyle mi? Aynen. 17 yaşındayken de çıkmak istemiştim de annem buna biraz karşı gelince ben de o kadar yaşıt olarak sözüm geçmediği için üstünü kapatmıştı. Ben de kapattım, zorlamadım. Ama sonradan dedim artık bir açık daha kavuşsun. Evet. Beynim yiyip bitiriyor çünkü. Umut, seni yarın bir götürelim biz, olur mu? Çocuk esirgemeye bir bakalım dosyana. Yarın yine konuşalım. Olur. Bir de 4 yaşında... Süren bitiyor çünkü. Tamam, hemen söyleyeyim. 4 yaşındayken Bakırköy'de Ruh ve Psikiyatri Hastanesi'nde kayıtım varmış. Hepsine bakalım yarın, olur mu Umut? Tamam. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Farabi'nin sözüyle bitiriyoruz yayını. Toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla ayakta kalır der. Yarın 16'da Fox ekranlarında olacağız yine. Görüşmek dileğiyle. Umut dünyadan büyüktür. Umudunuzu yitirmeyin. Hoşça kalın.
düzeltme ve cevap metnidir. Fox'ta yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun isimli programın 18, 19 ve 20. bölümlerinde yayına çıkarılan Zehra Çevik'in Zühre Nur Durak'a ve Yüksel Karaböcü'ye yönelik olarak kızların ve birlikte yaşadığı Yüksel Karaböcü, tehdit ve baskıyla gayrimenkullerimi benden aldı minvalindeki söylemlerin ve program yapımcısının yayınladığı Zehra Hanım'ın evlatlarıyla mücadelesi, çocuklarım beni sokağa attı, 8 kere evlenen Zehra Hanım'ı çocukları istemiyor, çocuklarım beni istemiyor içerikli kuşak yazılarının somut gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Yapılan yayında sunucu Fulya Öztürk ile programda yer alan Esra Ezmeci, Handan Bakbak ve Savaş Kurtbaba'nın da bu beyanları destekler mahiyette söylemlerde bulunması Zühre Nur Durak'la Yüksel Karaböcü'yü kamuoyunun husumetine maruz bırakmıştır. Zehra Çevik'in yakındığı ihtilaf konusu taşınmazların mülkiyeti Zühre Nur Durak'la Yüksel Karaböcü'ye ait değildir. Müvekkiller Zehra Çevik'ten herhangi bir taşınma devralmamıştır. Bu husus ilgili tapu müdürlüğünden teyit edilebilir. Taşınmazların devri için kendisine baskı yapılması ve tehdit edilmesi söz konusu bile değildir. Zühre Nur Durak ve Yüksel Karaböcü bu yayının mağduru konumundadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Zühre Nur Durak ve Yüksel Karaböcü vekili Avukat Ahmet Furkan Çağlayan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.